Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Şimdi bütün gündem başlıklarını önümüzdeki saat dilimleri içinde yorumlarla ekranlarınıza getireceğiz. Bir anlamda güne birlikte hazırlanacağız gündem açısından her sabah olduğu gibi. Hayatın içinden gelişmeler, dış politika, siyaset, bütün bu gündem başlıkları ekonomi dahil bu program içinde yer alacak yorumlarla. Şimdi dün itibariyle aslında tatil dönüşü itibariyle tatilde zaten biraz yüreğimiz hopladı Kurban Bayramı tatilinde. Vaka sayıları açısından bakıldığında 17 bin vaka sayısında 17 bine yaklaştı. Dolayısıyla bu vaka sayıları artabilir diyor uzmanlar. Gelecek hafta 20 binler seviyesine ulaşılır mı tartışmaları var. Önlemler bir an önce yeniden hayata geçirilsin, gevşetilmesin ve aşı 23 milyon aşı olmayan insan var. Dolayısıyla aşı konusunda daha fazla teşvik sağlansın. Tüm dünyada aşı olmayanlara yaptırımlar konusunda tartışmayı büyütüyor. Yaptırım mı yoksa aşı olana ödül mü tartışması da az önce gördüğünüz gibi diğer programda devam ediyor. Dolayısıyla vaka sayıları, dünyada da artan vaka sayıları ki Ocak'tan bu yana Çin'de en yüksek vaka artışına 76 binine ulaşıldı. Tüm dünyada vaka sayıları artıyor. Dördüncü dalganın başındayız, yeni bir dalgayla karşı karşıyayız diyenler var. Dolayısıyla uzmanlar bu konuyu tartışıyor. Ne yapacağız? Peki bunun dışında dış politika önemli gündem başlıkları arasında göç konusu var. Avusturya Başbakanı Kurz bir yorum yaptı ve tepkileri de beraberinde üzerine çekti. Avrupa ülkelerine gelmesin göçmenler, Türkiye'ye gitmeleri uygundur dedi. Türkiye'den tepki var. Bütün detayları konuşacağız. Ekonomide memurlar zam teklifini sundular. Kamu işçileri hükümetin zam önerisini bekliyor. Dolayısıyla alım gücü düşmüşken, enflasyon yüksekken, uzun süredir maaşlar artık aylık geçimi sağlamazken talepler de artıyor. Esnaf da diyor ki borçlar birikti. Tamam yapılandırma yapıldı ama bize bir can suyu kredisi de gerekiyor. 6 ay ödemesiz faizsiz. Dolayısıyla bu tür talepler de geliyor. Piyasada, ekonomide de gözler yarınki FED toplantısında açıklanacak faiz kararında ve yapılacak yine duyurularda, mesajlarda olacak. Bütün bu başlıkları konuşacağız. Bu bölümde ekonomiye de geniş bir pencere açacağız. Ben önce bu başlıklar çerçevesinde sizlere önce bir günü özetleyeceğim. Ardından da ekonomiye pencere açıp yorumlara devam edeceğiz. İran, Hakurk bölgesinde dün yayınımızda da aktarmıştık gelişmeleri. PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Hakurk bölgesinden şehit haberi var. 27 yaşındaki şehit askerimiz 2018 yılında göreve başladığı ve evli olduğu yine askerimizin öğrenildi. Şehit piyade uzman çavuş Halil Çelebi'nin naaşı Hakkari'de düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve büyük sabır dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Dün yine bu bölgede ciddi bir terör operasyonu da vardı. Dün ayrıntıları aktardığımız gibi bölgeden bir de şehit haberimiz var. ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Kazimi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Önemli bir gelişme bu. Amerika biliyorsunuz 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekiliyor. Talabani ve Afgan güçleri arasında, Afgan hükümeti arasındaki tüm gerginliğe rağmen, artan göçe rağmen bu kararından geri adım atmadı. 20 yıl sonra Amerika Afganistan'dan çekilme kararını uyguluyor. Bir yandan da önemli açıklama dediğimiz, Irak'taki savaş misyonunu resmen sona erdiren bir anlaşma imzaladı Amerika Irak'la. Irak'taki işlerin iyiye gittiğine inanıyorum diyen Biden, yıl sonuna kadar muharip görevde kalmayacağız dedi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2003'te Irak'ı işgal ettikten 8 yıl sonra 2011'de askerlerini geri çekmişti. Irak hükümeti 2014'te terör örgütü DAEŞ'in ortaya çıkmasından sonra Washington'dan yeniden destek istedi. ABD Bağdat'ın resmi talebi üzerine Irak'a 5000'in üzerinde asker gönderdi. Yani önce 2011'de askerini çekti, daha sonra DAEŞ ve terörle mücadele çerçevesinde Irak'ın çağrısıyla tekrar 5000 askerle Amerika Irak'a destek verdi ve girdi. Şimdi yeniden bir anlaşma yapıldı. Irak'tan ABD askeri çekiliyor ama askeri danışmanlık ve destek devam edecek, onu söyleyelim. Avusturya Başbakanı Kurz bir Alman gazetesine açıklama
açıklamalarda bulundu. Tepki çeken açıklamaları detaylarında şu var. Kurs diyor ki göçle birlikte Avrupa'da İslamcılığın artmasından endişe duyuyoruz. Kaçmak zorunda kalan insanlar komşu ülke Türkiye'ye gitmeliler. Türkiye insanlar için Almanya, Avusturya veya İsveç'ten daha doğru bir tercih. Kurs sığınmacılar ülkelerine geri gönderilemiyorsa AB üyesi olmayan ülkelere iade edilmeli ifadesini kullanıyor. Ankara'dan da kurza Avusturya Başbakanı'na tepki var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Ankara'nın da yanıtı bu. Bu arada Uluslararası Göç Örgütü Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkelerindeki yoksulluk ya da savaş nedeniyle hayatını riske atan binlerce göçmen Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışıyor. Bu arada Tunus bölgedeki gelişmeler, bir yandan göç krizi, bir yandan artan göçle beraber yine binlerce göçmenlerin yaşadıkları, bir yandan da Tunus. Tunus'ta siyasi kriz sürerken Cumhurbaşkanı Said kendini savundu. Almış olduğum kararlar bir darbe değil dedi. Said ülke genelinde 27 Ağustos'a kadar akşam 19'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Bir açıklamada görevden alınan Başbakan Meşişi'den geldi. Meşişi bu süreçte kendisinin ülkede bir bölünmeye yol açmayacağını, Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kişiye görevi devredeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı süreci yakından izlediklerini açıkladı. Dünyadan çok fazla bir tepki olmadığını da söyleyelim. BM'den, Birleşmiş Milletler'den böyle bir açıklama var ama taraflara şiddetten kaçınma ve diyalog çağrısı da yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Priest ise Tunus'ta yetkililerle temas halinde olduklarını ve sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Anayasa çerçevesinde, hukuk temelinde dolayısıyla daha barışçıl yollarla bir çözüm telkini yapılıyor. Amerika'dan, Birleşmiş Milletler'den taraflara şiddetten kaçınma çağrısı var ve başbakan görevden alınan isimde Meşişi de görevi yeni atanacak başbakana devredeceğini aktarıyor. Tunus'taki gelişmeler böyle. Uzun süredir ekonomik sıkıntılar nedeniyle devam eden protestolar vardı. Bu başbakanın görevden alınmasına destek de var. Yani Cumhurbaşkanı Said'e destek de var. Bu bir darbe girişimidir deyip karşı çıkanlar da var. Onlar da kendi aralarında bir çatışma içinde. Meclisin önünden yansıyanlar da dün itibariyle böyleydi. İki grupta çatışma halinde. Bu görüntüleri de dünya izledi, gördü. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı biraz önce söylediğimiz gibi 17 bine yaklaştı. Son 24 saatte yapılan 224.198 testte 16.809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmaya yeterli değil. Dolayısıyla önlemlere geri dönmeliyiz. Aşı konusunda da bazı illerimiz hızlanmalı ifadelerini kullandı. Dolayısıyla bundan sonra tedbirlere uyun, aşınızı olun çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İki önemli güç var elimizde, aşı ve tedbirler. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda bir ara vermiş olabiliriz. Ama tekrar maske, sosyal mesafe, çok kalabalıklarda uzun süre kalmama gibi önlemlere dikkat etmek gerekiyor. Ve 23 milyon kişi aşısız, aşı konusunda çağrılar da artıyor. Dolayısıyla bu konuda öneriler var. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Ana başlıklar böyle. İçeride, dışarıda gelişmeleri özetledik. Şimdi ekonomiye bir pencere açacağız. Ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle birlikte olacak. Ege Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın Ebru. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir direkt böyle zam maaş artış talepleri var. Esnafın kredi talebi var. Birçok talep var yine. Tamam biz 2020 Nisan'ında kredi kullandık. Ev kredisi, otomobil kredisi vesaire aldık. Fakat şimdi bunların ödemesi de var. Alım gücümüz düşük. Bunları nasıl ödeyeceğiz, nasıl geçineceğiz diyenler var. Ciddi bir işsiz sayısı var Türkiye'de. Ve memurların, işçinin, emeklinin beklediği zam
alanlar var. Bütün bunları yorumunu sizden alacağım. Ne verilebilir, ne isteniyor, ne talep ediliyor, siz ne bekliyorsunuz? Bu konuda hani bütçe biraz daha esnetilebilir mi? Böyle bir marj yok mu? Önümüzdeki dönemi mi düşünmeliyiz? Bütün bunlar konusunda yorumunuzu alacağım ama önce kamu işçileri için, 700 bin kamu işçisi için biliyorsunuz onlar 2021'de %20 zam ve en düşük brüt ücretin 4800 lira olmasını istemişlerdi ama istenen zamın altında bir öneri geldi. Şimdi onun revize edilmesini bu hafta bekliyorlar. 30 Temmuz'a kadar bir sonuç alınması gerekiyor. Bir yandan da memurlar ve emekliler için zam teklifi sunuldu. Zam talebi iletildi ve dün itibariyle açıklandı. Ben bir özetini hemen aktarayım. Ardından da sizin yorumunuz gelsin. Şimdi 6,5 milyondan fazla memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 2 Ağustos'ta başlayacak 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Dolayısıyla 7 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor. Aileleriyle beraber bayağı kalabalık bir kesim. Teklifi Memur Sen Başkanı Yalçın dün itibariyle açıkladı. Diyor ki 2022 yılında biz %21 zam, 2023 yılında da %17 zam istiyoruz. Dolayısıyla 2 yılda istediğimiz zam %38. Aynı zamanda 2 yıl boyunca %6 refah payı verilmesini talep ediyoruz. Ve 600 lirada seyyanen zam talebimiz var. Doğum yardımı 1800 lira, evlenme yardımı da 8500 lira olsun. Dolayısıyla 3600 ek göstergeden ayrım olmadan tüm kamu görevlileri yararlansın istiyoruz. Öte yandan diğer işte haklarımızı da iyileştirme talep ediyoruz. Madde madde istekler açıklandı, iletildi. 2 Ağustos'ta da görüşmeler başlayacak ve Ağustos ayının 3. haftasında da sonuçlanması bekleniyor. 2019'da hakem kuruluna gitmişti. Dolayısıyla bir uzlaşma sağlanamamıştı. Bu yıl uzlaşma sağlanamazsa yine hakem heyet kurulu karar verecek. Heyetten uzlaşma konusunda ya da zam konusunda bir karar çıkacak ve uygulanacak. Kamu işçileri de dediğimiz gibi bu hafta hükümetten gelecek. Revize teklifi bekliyorlar. Ağustos ayı ve bu hafta itibariyle bakıldığında 4 haftalık bir süreç zam konusundaki beklentilerle geçecek. Hocam beklentiler böyle. Sizce cevap ne olur? Evet, şimdi öncelikle Ebru şunu söylemek lazım. Geçirdiğimiz dönemde tabii hızlanan enflasyon en çok da bu sabit gelirli ücretli çalışanları vurdu. Aynen. Birincisi bu özellikle. Yani gelir dağılımındaki bozukluk malum bu süreç içerisinde. Bu enflasyonlu sürecin böyle bir ciddi bir maliyeti oluyor ücretli kesim üzerinde. Şimdi bunları göz önüne aldığımız zaman... Tabii ki bu zam artışlarına, zam artışı taleplerini haklı bulmamak elde değil. Yani birincisi bu tabii evet. ki. Çünkü böyle ciddi bir gelir dağılımında bozukluk söz konusu. Elbette tabii şimdi bu bir pazarlık süreci doğal olarak da. İşçi ve emeklinin durumu daha da sıkıntılı. Elbette. Elbette. Evet. Yani tabii ki emekliler için de aynı şey çok fazlasıyla geçerli. Hı hı. Bu böyle baktığımız zaman tabii ki hem refah artışları hem de yani bu şekilde enflasyonun üzerinde bir ücret talebi doğal olarak bu kayıpların telafisi açısından önemli. Bir de şunu da söylemek lazım. Tabii ki enflasyon oranlarına baktığımız zaman bu belki de özellikle son dönemde gördüğümüz gıda enflasyonu bu kesimin özellikle bütçelerinde önemli bir yer tuttuğu için belki de onların hissettiği enflasyon yani onların üzerine yüklenen yük daha da fazla olmuş da olabilir. Dolayısıyla yani normal manşet enflasyonu üzerinden baktığımız zaman bunlar biraz daha enflasyonun üzerinde bir talep oluyor olabilir ama onların... Ya orta ve alt gelir grubunda harcama kalemleri açısından bakıldığında ve gelir evet. açısından bakıldığında enflasyonun daha yüksek hissedilmesi normal yani evet. doğal diyorsunuz. Evet. Yani elbette böyle bir şey. Bir de paranız az olunca her şey pahalı gelir ya o misal zaten pahalı bir de. Çok doğru. Şimdi böyle bir gelir dağılımı bozukluğu. Diğer taraftan Türkiye bu süreçte büyümeye devam etti. Yani bu çok zor bir pandemi sürecinde biz reel gelir artışı sağlamış olduk. Bu demektir ki şimdi bu önümüzdeki sene de bu içinde bulunduğumuz sene de ciddi bir reel büyüme sağlayacağız. Yani reel büyüme demek tabii ki şey demek. Yani enflasyondan arındırılmış, enflasyonun üzerinde
Yani siz şimdi geçen sene %1 büyüdüyse, geçen seneki enflasyon da işte %17 ise diyelim, biz nominal olarak %18 gelir artış sağlamış olduk nominal bazda. Reel bir büyümeden de belli bir pay alma talebi de olabilir yani bu şekilde. Ama bu süreç içerisinde maalesef bu gelir artan gelir, reel gelir. Yani büyümeye de enflasyonun arasına bakmak lazım diyorsunuz. Mesela ikinci çeyrekte %20 büyüme, enflasyon %17 ise reel anlamda %3'lük bir büyümedir aslında. Zaten doğru söylüyorsunuz ama büyümeleri zaten biz hep reel bazda yapıyoruz. Yani onu vurgulamak istiyorum. Anladım. Yani onu, bu büyüme yani enflasyonun üzerinde büyüme, onu da yani hani bilgi sahibi olmayan izleyicilerimiz için. Aynen. Evet, yani onu söylemek istedim. Şimdi tabii bu kesim tabii bundan pay alamıyor yani, hem reel büyümeden hem de daha belki de hem göreceli olarak da değil, şeyde de gelirleri bu şekilde enflasyon karşısında. Dolayısıyla bu talepleri şimdi haklı bulmamak elde değil bu açıdan baktığımızda. Ama şimdi bir de öbür tarafı var tabii olayın, oraya bakacağız. Şimdi enflasyon önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla enflasyon önemli bir sorun olarak önümüzde durduğu zaman bunun bir enflasyonu körükleyen, elbette Türkiye'de çok önemli maliyet ögeleri var. Türkiye'deki enflasyon ciddi bir maliyet enflasyonu. Özellikle de kur tarafından gelen artışlar fiyatlara yansıyor. Fiyatları yansıtıyor. Maliyetler üzerinde ciddi etkilerde bulunuyor, maliyetlerde enflasyona yansıyor. Bir bu tarafı var ama talep tarafı da var. Yani şuraya bağlamak istiyorum. Siz gelir artışı yaptığımız zaman bu şekilde gelirleri, bu harcamalara direkt yansıyacak zaten. Bu ücret artışları. Harcamaya yansıdığı zaman da talep etkisini oluşturacak. Yine enflasyonist baskı da yaratabilecek. Evet, enflasyon baskı. Hocam ne yapalım, enflasyon buradan gelsin, her yerden geliyor. Şimdi ben de onu diyecektim. Şimdi buna da haklı olarak da denilecek ki karşınızda. Yani bunun yükünü biz mi çekmek zorundayız? Yani ne yapalım, biraz da ücretler yani ücretlerin evet, altında. Yani biz de bunu yani değil mi? Yani sonuçta ücretler bütün yükü de biz mi katlanacağız? Yani tamam, hem bize artış vereceksiniz, evet, enflasyon olacak ama. Profesörler sonuçta söyleyemez de benim marjım var, söyleyeyim. Yok estağfurullah. Buyurun. Tabii, dolayısıyla böyle bir şey var tabii yani. İşte bu. Şimdi yani bu pencereden baktığımız zaman burada yani enflasyon her şeyin kötüsü işte. Her şeyin. Evet yani. Evet. Bu enflasyonu indirebilmek için birilerinin bir fedakarlık yapması gerekecek ama şimdi de denilecek ki sizin de dediğin gibi herkesin diyeceği. O biz olmayalım. Yani, o ücretliler olmasın. Bu biz olmayalım. Yani evet. O haklı tabii insan. En çok zarar görenler. Biziz doğal olarak da. Bunun maliyetini, bu enflasyonun indirmenin maliyeti de yine bizim üstümüze binmesin zaten. Ama bu böyle bir, değil mi? Böyle bir fasit daire yaratıyor. Yani hem oradan bunu yapınca ondan sonra karşılığında bu geliyor. Dolayısıyla hükümet tarafından da baktığınız zaman tabii ki bu ücret artışını bu nedenle belli bir ölçüde sınırlamaya çalışacaktır. Doğal olarak bu bir pazarlık süreci. Ben tabii ki özellikle de kamudaki bu pazarlık sürecinin nasıl biteceği özel sektör açısından da önemli bir gösterge oluyor tabii. Dolayısıyla önemli bir süreç. Yani sırf enflasyon üzerindeki etkileri açısından baktığımız zaman. Ben dilerim tabii istenilene yakın bir ücret artışı verilir ki bu insanlar belli bir ölçüde rahatlayabilirler. Sonra da ama bizim tabii ki bu enflasyonla, buradan gelebilecek olan enflasyonun üzerindeki talep etkisiyle de nasıl mücadele edeceğimiz konusunda da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreç zaten düşünülüyor, yapılıyor ama bu da bu işin önemli bir parçası. Bunu söyleyebiliyorum bu konuyla ilgili olarak. Peki. Bilmiyorum yani. Ya bu konuda mesela bu arada Habertürk yazarı Kemal Özçık bizimle birlikte hocam. Hemen günaydın diyeyim, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Sağ olun. Haydi, teşekkür ederim. Ekonomiye bir pencere açtık, oraya sizi dahil ettik. Çünkü birazdan koronavirüs ve etkilerini de konuşacağız ekonomi cephesinde. Bir de enflasyonu konuşacağız. Zaten konuştuğumuz bir konuydu. Şimdi memurların zam talebi, kamu işçilerinin bu hafta beklediği hükümetin revize o teklife karşı önerisi. Bütün bunlar gündem başlığı. Çünkü pandemiyle beraber biraz önce hocam da söyledi, sabit gelirliler özellikle çok etkilendi. İş sahibi olmayan işsizler ciddi etki altında. Ama sabit ücretli olanların yani işsiz de olsa bir hani işsizlik fonundan yararlanıyor ya da işte ücretsiz izinde destek aldılar. Yani bütün bunları kapsadığınızda gelir olmayan ya da sabit gelir olanlar için zor bir dönem
oldu. Günlük çalışanlar için, esnaf için çok kolay olmayan bir dönem oldu. Şimdi de tabii zam talepleri 2 yıl için %38-%40'lara varan oranda geliyor ve iyileştirme talepleri de var tabii. Fakat bir tarafta bütçe var, bir tarafta da enflasyonist baskılar var diyor hocam. Dolayısıyla böyle bir dönemde ben de dedim ki enflasyonist baskılar bizden, yani ücretliden gelsin madem, hani onu da mı biz üstlenelim dedim. Orada bir konuştuk. Haklısınız dedi hoca. Ama işte bütün bu etkileri düşünmek gerekiyor. Burada esas kritik herhalde gelir dağılımı bozukluğu konusu. Bir de hocam mesela eskiden burada dün konu edildi bu. Emekli, bir insan emekli olduğunda nereden baksanız hani hani ev alamasın, otomobil alsın gibi bir durum oluyordu. Hatta daha 5-4 yani 3 yıl öncesine, 4 yıl 5 yıl öncesine kadar da yine otomobil sahibi olmak, ev sahibi olmak biraz daha hani aile desteğiyle de ulaşılabilir, mümkün olan şeylerdi birçok kesim için. Şimdi bir şeyi sattığınızda yerine bir şey almanız çok zorlaştı. Bir de böyle bir durum var. Her şey pahalı geliyor ve her şey çok ulaşılmaz hale geliyor. Bundan da biraz çıkmak gerekmiyor mu? Bir dönem biz çünkü refahı, standartları çok yükselttik. Bir de oradan da geri dönüş olduğu zaman etkisi de büyük olur. Onu hissediyor musunuz bilmiyorum ama... Elbette, yani tabii ki bu sürecin bir parçası da o doğal olarak. Yani gelir düzeyi olduğu... her noktada bir alım gücü sıkıntısı hep dile getiriliyor. Elbette, yani şimdi bu tabii emeklilik, ya biz çok uzun süre Türkiye'de tabii emeklilik yaşlarını, erken emeklilik vesaire bu yüzlerden biraz da tuttuk. Yani sistem üzerinde de ciddi uzunca bir sürede bir yük yarattık burada. Bunlar son zamanlarda belli bir ölçüde düzeldi tabii ama bundan da şikayet ediliyor tabii doğal olarak. Çünkü aslında istediğimiz şey nedir? Herkes hak ettiği, yani insanca yaşayabileceği, refah, belli bir refah elde edebileceği bir ücreti kazansın emekli olduğu zaman da, ama zamanında emekli olsun, yani işte erken olmasın, böyle 50 yaşlarında 55 yaşlarında emeklilik gibi değil, yani çalışabileceği yere kadar. Ve en sonunda da emekli olduğu zaman aldığı parayla da, şimdi biraz önce senin bahsettiğin gibi, işte bir ev alabilsin belki de, değil mi? Ama şimdi aynen, bu bir hayal halinde yani. Otomobil de alamıyorlar yani, artık. Evet, yani doğal olarak tabii bu, bu taraftan da hissediliyor ama işte dediğim gibi maalesef hem sistemin üzerinde geçmişten gelen çok büyük bir yük var tabii ki bu emeklilik üzerinde. Bu zamanla belki ileride düzelecek ama ücretlerin de tabii ki ciddi bir refah artışını sağlayacak bir düzeye gelmesi lazım. Bütün bunlar için de aslında baktığımız zaman bizim verimliliğimizin, yani üretimimizin ülke ekonomisinde, evet, artması gerekiyor. Ama hocam yani ihracat çünkü... iyi, büyüme rakamları iyi. Mesela reel kesim güven endeksi geldi. Dün 9 yılın zirvesinde, evet, Temmuz ayında bayağı iyileşmiş. Tabii önlemlerin azaltıldığı, aşının hızlandığı da bir aydı. Onu da göz önüne almak lazım. Ama hani bakıldığında ikinci çeyrekte %20'nin üzerinde bir büyüme, yıl sonunda %7'lere ulaşabileceğimiz bir büyümeyle karşılaşabiliriz, evet, deniyor. Evet. Dolayısıyla hani, evet, büyümeye bakıldığında, yatırımlara bakıldığında, projelere bakıldığında Türkiye'nin hızlı ve dinamik olduğunu da görüyoruz. Evet. Evet, katılıyorum. Yani bu tabii ki o rakamlara da katılıyorum. Benim de tahminlerim o yönde zaten. Bu yıl ciddi bir büyüme. Reel büyüme. Yani biraz önce altını çizerek söylüyorum. Bu konuda bazen kafa karışıklıkları da olabiliyor. Yani gerçek yani büyüme real... diyorsunuz. Gerçek açıkan, büyüme, gerçek yani büyüme artış diyorsun olarak. Geçen sene pandemide de %1 büyüdü Türkiye. Evet. Yani ama bizim sorunumuz büyüme, yani büyümenin işte bu maalesef gelir dağılımını belli bir ölçüde bozuk. Bu dediğimiz gibi özellikle de ücretli kesime yansımaması. Evet. Orta ve alt gelir grubunu biraz, evet, biraz zorlayan, biraz, tam yansımayan biraz, bir. Evet, biraz meselemiz bu. İhracat artışı var, çok sevindirici. Hatta evet, ben uzun zamandan beri de söylüyordum. Yani bunları İstihdam daha... İstihdam korunuyor reel sektörde olabildiğince. Evet, yani bunlar reel sektördeki şey. Şimdi Türkiye ekonomisinin bu tarafını da tekrar vurgulamak lazım. Çok esnek bir ekonomi. Yani evet, zoru gördüğü zaman da zaten insanlar hemen alternatiflere yönelebiliyorlar. Aynen, yani pazar kıvraklığı var, hız var. Çok çok evet, fazla. Ama tabii bunları hep biz bir belli bir programa... Mesela şöyle yapamıyoruz işte, sorunumuz o. Belki bu sefer inşallah bundan sonra böyle devam eder. Yani biz zorlandığımız zaman bunu yapıyoruz. Yani biraz dış baskı geliyor. İşte döviz fiyatı yukarı doğru gidiyor. İşte döviz fiyatı doğru yukarı gittiği zaman işte küçük bir resesyon oluyor. İç talep azalıyor. O iç talep azaldığı zaman hemen dış tarafa doğru yöneliyoruz. Ama işler tekrar eskisine, rayına döndü.
döndüğü zaman, yani bu denge biraz daha düzeldiği zaman hemen tekrar iç talebe doğru yöneliyoruz. Yani bizim dış talebe olan yönelimimizin kalıcı olması lazım. Yani kalıcı olması gerekiyor ki biz bu hem bir de pazarlara burada yerleşmek lazım. Kesinlikle evet. Ve yatırımlarımızı o tarafa doğru yapmamız lazım. Hocam onun bir soru sorabilir miyim? Buyurun lütfen. Müsaadenizle. Buyurun. Yani teknik lütfen. Bir konu gibi, o yüzden ben merak ediyorum. Şimdi büyüme beklediğimizden iyi, reel büyüme olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir gelirimiz oluşuyor bizim. İhracat var. Evet. Oradan bir gelirimiz var. Reel kesim mesela diyor ki benim güvenim iyi. Önümüzdeki evet. aylara fakat sahaya, sokağa indiğinizde, yani çarşı pazar dolaştığınızda, küçük esnaf dolaştığınızda, vatandaşla sokağa karşılaştığınızda insanların bu büyümeden ve bu gelirden nasibini almadığını hissediyorsunuz. Daha dün bir tişörtü 500 liraya aldığını söyleyen insanlarla karşı, yani akıl almaz zamlardan bahseden, bayramdan sonra fiyatların tuhaf bir şekilde arttığından yine bahseden insanlarla karşılaştım sokaklarda. Yani marketlerden çıkan insanların poşetleri tutarak şeyini, yani itirazını, isyanını, ya bu poşet bu kadar mı dolar artık falan diye. Orada neden bir şey aşağıya yansımıyor? Ne oluyor orada? Orada nereye gidiyor bu gelir, bu büyüme? Şimdi işte maalesef yani bu gelir çok bu süreç içerisinde baktığımız zaman ücretlere yansımadığı için böyle oluyor. Şimdi o fiyatlar arttığı zaman tabii ki ondan belli bir kar elde edenler var. Şimdi reel kesim şirketlerinin bazıları ciddi karlar elde ediyorlar bu sürecin içerisinde. Demek ki ücretli kesime gitmiyorsa, ücretli olmayan kesimin, ama hepsine de değil tabii, yani orada bu şekilde başarılı bir biçimde iş yapan veya bu süreçten şöyle ya da böyle bir şekilde nasibini alan kesime gidiyor. Bir de şu da var, şunu da söyleyelim. Bakın burada uygulanan politikalardaki bir belli bir ölçüde hataya da işaret etmek açısından. Şimdi siz çok fazla geçtiğimiz süreçte tabii ki pandemi sürecinde krediyi, ile büyümeye çalıştık, krediyi pompalamaya çalıştık. Belli bir ölçüde bu doğru bir yaklaşımdı. Bütün dünyada buna benzer şeyler yaptı. Ama biz genellikle kamu maliyesini de bozmayalım diye direkt yardımlardan kaçındık. Şimdi bu kredi mekanizmasıyla büyümeye çalıştığınız zaman insanlar bu direkt yatırıma gitmiyor bu kredi. İş talebi. Yatırıma gitse ne oluyor? Harcamaya gidiyor. Peki bu krediyi alanlar kimler? Mesela alanlar tabii ki krediyi alan düşük gelirli kesim krediyi almıyor. Yine yüksek gelirli kesim krediyi alıyor. Yani bankaya gittiğiniz zaman size kredi verilmesi için sizin belli bir kredi kaydınızın olması lazım. Şimdi bunu alıyor insanlar. Değil mi? Ne yapıyor krediyi? Ucuza bir kredi aldığı zaman dövize yatırıyor. Ya da ev alıyor ikinci ev. Onların fiyatları arttığı zaman onlar reel gelirlerini ciddi bir biçimde arttırmış oluyorlar. Yani böyle de bir, ama döviz fiyatı da bu şekilde artıyor. Oradan enflasyon geliyor. Enflasyon düşük gelirliği vuruyor. Ama öbür tarafta yüksek gelirle bu krediyi alıp bundan hem düşük maliyetle kredi alıp hem de ondan sonra döviz ve veya ev fiyatları artışından ciddi bir gelir artışı kazanıyor bazı kesimler. Yani anlatabiliyor muyum? Döviz dağılımını gösteriyor zaten, evet, orada çözülme, evet, yok. Artış var. Aynen, yani artış var. Yani orada gelir dağılımı dengesini de görüyorsunuz. Yani kredinin böyle bir tarafı da oluyor. Biz istiyoruz ki kredi verildiği zaman o yatırıma gitsin, üretken yatırım olsun, işte ihracat artsın vesaire. Ama tam bu süreç işlemiyor. Bir de bir diğer taraftan böyle bir süreç işliyor. Yani sizin sorduğunuz soruya sorunun tamamını ne açıklayabilir tam olarak bir cevap veremiyorum ama yani bu gelir dağılımı kime gidiyor, bu büyümenin etkisi dediğiniz zaman işte ücretliye, düşük gelirliye gitmiyor. O tabii diğer taraftan sermayedara gidiyor veya elinde belli bir parası olanların bu şekilde varlık fiyatları artışıyla gelirlerini arttırmasına gidiyor. Yani o taraflar geliri artıyor. Biliyoruz ki belli bir kesim Türkiye'de fiyat artışları ne olursa olsun harcamaları konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Yani fiyat artışlarına baktığınız zaman onlar bundan etkilenmiyorlar, hissetmiyorlar bile. Demek ki o tarafta bu reel gelir artışı çok ciddi bir biçimde onlara yansıyor. Ama bir kesime de yansımıyor. Gelir dağılımı bozukluğunun da manası bu. Yani bu, evet. o, bu
Sosyal medyada bu süreci o, bizim onu zaten çok net fotoğraflarla görüyorsunuz gelirdi. Anladım. Yani orada ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi tatil bölgesinde bir restorandan paylaşılan faturalar var. Hı hı. 90 bin liralık, 100 bin liralık akşam yemekleri. 20 binden aşağı fatura görmedik. Bugün bir otelde 3 gün 5 gün tatil yapmak isteyen birisi 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar değişen akıl almaz rakamlar. Şimdi 4 bin lira emekli maaşı her alan... Her yer dolu. 4 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşı düşünelim. Karşılaştığı bu tabloyu görelim. Yani astronomik faturalar, şey, kamu işçisi tatil mesela ücretleri... Kemal Bey, bürüt 4.800 lira olsun ücret diyor. Şimdi bürüt ücretin 4.800 liranın altında olduğu, 3.700 lira olduğu bir bürüt ücret, bunun neti 2.200-2.300 yapar. Yani onu hiç söylemiyorum. Yani o şöyle düşün, yani 4 bin lira alan bir emeklinin, bir işçinin talepler ya da memurun, 20 milyon olsun, yani 20 bin yaşam lira olsun değil yani. Yaşam standardını hesap etmek, yani hesap edemiyorum ben. Yani bırakın tatile gitmeyi, işte şık bir gömlek almayı, ne bileyim çocuğuna iyi bir şey almayı, yani 4 bin lirayla ne yapabilir yani bir insan? Ve bence memur senin ve kamu işçilerinin şu andaki pazarlıklarında da şöyle bir sorun var. Şimdi üretici enflasyonu tam olarak tüketici enflasyonuna yansımadı değil mi? Yani evet, bu bir doğru. Süreç içerisinde yansıyacak. Hı hı. Fakat memur senin veya diğer sendikaların yaptığı pazarlıklar şu andaki mevcut enflasyon üzerinden yapılıyor. Yani şu andaki enflasyon üzerinden de zaten devlet zam vermiyor işçiye, memura, vatandaşa. Bu bir de kısa bir süre sonra değişecek. Yani o üretim alanındaki enflasyon farkı devreye girecek diyorsun. Evet, üretim alanındaki enflasyon bir süre sonra vatandaşa zam olarak, ne bileyim tüketici enflasyon olarak yansıdığında maaşlar daha da dramatik hale gelecek. Dolayısıyla hissedilen enflasyon dedi hocam, doğru. Yani açıklanan enflasyon dışında hissedilen enflasyon yani, var. Gerçekten her gün düzenli olarak markete, pazara giden bir insan aradaki değişimi fark edebiliyor. Yani kıyafetlerdeki, yiyeceklerdeki, temel ürünlerdeki, etlerdeki. Mesela bu sene kurbanlıklar çok pahalıydı yani. Ben kurban pazarını dolaştım. Yani kasapta et çok yüksek, dolayısıyla burada da yüksek diyor kurban satan insanlar. Çok yüksekti şeyler, fiyatlar. Yani dolayısıyla şimdi memur işçi için yapılan pazarlıklarda böyle bir açmazımız da var bizim. Yani bir dakika, enflasyon tam olarak zirveye, üretici enflasyonu tüketiciye tam olarak yansımadı. Bu da yansıyacak bir süre sonra. Ama siz pazarlığı bugünkü enflasyondan yapıyorsunuz. Onun da tamamını alamıyorsunuz. Ama ben hocamın da üzerinde durduğu bu gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün insanları daha da büyük isyan ettirdiğini, öfkelendirdiğini, aradaki farkın ve uçurumun her geçen gün daha da fazla fark edildiğini görüyorum. Yani Bodrum'da, ne bileyim Ege'nin önemli sahillerinde insanların 100 bin liralık yemek faturalarıyla reklam yaptığı, sosyal medyada görüyor insanlar bunu. Görüyor yani, karşısına düşüyor. Yani evinde otururken, köyünde otururken böyle astronomik rakamlar görüyor, gözler evet, önüne seriliyor. Şimdi eskiden yani televizyonlarda, filmlerde, dizilerde belki karşılaşabilirdi ama şimdi her gün önüne, tabii. Instagram'da her gün, bir de öyle bir alışkanlığımız var. Yani maalesef ne yiyorsa, ne giyiyorsa, ne nereye gidiyorsa, gittiyse her şeyi paylaşan, insanların gözüne sokan da bir de sosyal medya fenomenleri çocuk görüyor, oluştu. Gençler görüyor. Bunu gören insanların ruh halini düşünün. İnanılmaz bir şey. Yani herkes bir yere gidip fotoğraf paylaşmak için öyle bir şey haline giriyor. O nasıl bir psikoloji bilmiyorum ben. Bakın, çok ilginç bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, bu da burada, ben niye böyleyim falan gibi bir insanların psikolojik açısından da bak, psikolojisi açısından da bakmak lazım. Bir sosyal medya ajansının yöneticisi bana şunu söylemişti. Yani Instagram hesabınızın takipçisi çok fazla değil. Yani biliyorum dedim. Onu artırmak için gittiğiniz yerlerden, yemek yediğiniz yerlerden, gezdiğiniz alanlardan falan, bir de kendinizin böyle selfie'lerini paylaşın diyor. Arılarla olmaz Kemal Bey. Nasıl? Arılarla olmaz. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya takipçinizi artırmak için
böyle şeyler paylaşmanız gerekir diyor bir ajans. Evet, doğru. Ve gerçekten de öyle şeyler paylaşan insanların takipçileri çok fazla. Ama bu aynı zamanda zihinsel uçurumlara, çatlaklara da neden oluyor. Yani bir anda yatta ziyafet çeken bir insanla köyde ona bakan insan arasında büyük uçurumlar oluşuyor. Bu sosyolojik olarak bir yere tekabül edecek bir süre sonra. Doğru. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlik başka bir adaletsizliğe benzemez. Yani insanlar mutfağını yaşıyorlar ve görüyorlar. Evet, bu çocukların yani bir o genç kalıp... ve özellikle de gençler, yani bu sosyal medyada en çok bu uçurumu fark edenler, o yüzden sahte bir kimlikle, sahte bir kıyafetle, ne bileyim, sahte bir ortamla ona benzemek için bir çaba sarf ediyor. Onu olamadığı için de öfkeleniyor, başka bir yere savruluyor bu insanlar. Yani bu gelir dağılımındaki adaletsizlik başka hiçbir şeye benzemez. Bunun önüne geçmek lazım, evet. Yani. Doğru. Instagram'da mesela bu bayram tatilinde, uzun tatilde ve devam eden tatilde daha net olarak görülen, resmedilen bir gelir dağılımı var. Onu insanlar görüyor, yaşıyor, hissediyor. Dolayısıyla eskiden bu kadar gözler önüne serilmeye de biliyordu. Şimdi artık bunu gizlemek de mümkün olmuyor. Bunu teşvik ediyorlar yani. Yani kara kadar deniz trafiği olan, işte özel jetlerin indiği falan bir bayram geçirdik biz. Dolayısıyla bir taraftan da bunu yapamayanların onları izlemesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu noktada şu anda Orta Belt Gelir Grubu'nun desteklenmesi, büyümenin, projelerin, işte belli sektörlerde çok iyi gelişmelerin oralara da yansıması için çalışılması herhalde elzem, en önemli konulardan biri diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan. Şimdi enflasyon raporu gelecek hocam Perşembe günü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu basın toplantısı düzenleyecek, sunum kendi yapacak ve soruları yanıtlayacak. 12,2'lik yıl sonu tahmini var Merkez Bankası'nın enflasyonda. Bu değişir mi? Son toplantıda bir sinyal vermedi ama bir de faiz indirimleri artık aralığa, yani bu yıl olmaz, belki bu yılın sonunda aralıkta bir indirim söz konusu olabilir diyenler var. Yani son çeyreğin artık sonuna doğru indi faiz indirimleri beklentisi çekildi. Bir de bu konu var tabii. Buna dair bir mesaj gelir mi sizce? Bir de zamlar var elektriğe, doğalgaza Temmuz ayında. O hissedilecek, enflasyona yansıyacak. Kur biraz geriledi ama hala 8.55'lerde. Bakalım FED ne diyecek bu yarın? Bunlar da var tabii. Perşembe günü Merkez Bankası'nı dinleyeceğiz. Nasıl dinleyeceksiniz? Nelere bakacaksınız? Evet, şimdi tabii bakalım enflasyon. Zaten son PPK toplantısında verilmiş olan açıklamaya baktığımız zaman aşağı ve yukarı orada çıkabilecek olan resmi görüyoruz. Tabii bu yıl sonu tahmini Merkez Bankası'nın çok gerçekçi değil. Yani sizin ona... tahmininiz ne? Piyasa 15-16 diyor. Şimdi evet, yani ben de aşağı ve yukarı şu anda öyle bekliyorum ama yani biraz şu nedenden dolayı önümüzdeki iki ay zaten şeyi göreceğiz. Yani Ekim'e kadar enflasyonun artacağını göreceğiz. Hı hı. Hatta yani işler gitmezse burada enflasyonun işte 19'lara kadar çıkması mümkün. 8'leri göreceğini ben zaten net olarak tahmin ediyorum da zaten 18,5-19'a doğru yaklaşır. Evet, Ekim'de sonra bir düşüş olacak. Aralığa kadar, Aralık'ta da bir düşüş olacak. Bunlar kesin ama o düşüş bekliyor. Var zaten. Tabii baz etkisi net, yani orada onu göreceğiz. Şimdi zaten hep yapılan plan oydu zaten. Ekim'den itibaren bu şey düştüğü zaman faizleri de belli bir ölçüde onunla beraber olarak indiririz diye bir plan vardı Merkez Bankası'nın kafasında. Şimdi aralığa kadar ötelendi demesinin sebebi de bu enflasyonist baskının ve bu Ekim'den itibaren enflasyonda göreceğimiz düşüşün de beklenildiği kadar olmayabileceği düşüncesine dayanıyor. Şimdi bu da şöyle baktığımız zaman üretici fiyat endeksi yüksek ya, o %43 onun yansıması mutlaka olacaktır görüşüne de, görüşte ekleniyor ona. Tabii şimdi talep canlı süre talep varsa zaten tabii bir büyüme var.
daha da kolay hale geliyor. Büyüme olduğu için zaten talep de orada, talep hala canlı. Kredilerde bir düşüş var ama kredilerdeki düşüş istenilen düzeyde değil. Vesaire. Yani buna baktığımız zaman son çeyrekte de ciddi bir talep artışıyla birlikte girersek zaten, özellikle bu zamlar da o açıdan önemli baktığımız zaman, o zaman enflasyonda bu beklenilen düşüşü görmeyebiliriz. Sonra o zaman da faiz indirimini yapmak kolay olmaz Merkez Bankası açısından. Birincisi bu. Buna dair bir şey söyleyecekler mi, söylemeyecekler mi? Şimdi yurt dışı tarafına geleceğim. Orada işler, yalnız şu var. Tabii Merkez Bankası şunu da dikkate alıyor. Şu anda cari açıkta belli bir düşüş var. O bu düşüş devam edecek. Yani fazlaya dönülecek diyor. Tabii yani eninde sonunda ama turizm, ihracat ve aslında burada ana belirleyen talebin de düşmesi lazım. Yani ithalat talebinin de düşmesi gerekiyor. Yani iç piyasanın canlılığının biraz aşağıya gelmesi lazım ki hem bu cari açığın pozitife doğru gitmesini daha da yardımcı olacak, hem de enflasyon üzerindeki baskıyı, kur baskısı azalınca eskiyi azaltacak. Bu üretici tarafındaki artışın, yani üretici enflasyonunun orada daha fazla olmasının, yani maliyetlerin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu şey. Burada gördüğümüz kur artışı. Şimdi Merkez Bankası tabii ki bu enflasyonist baskılarla elinden geldiğince, yani diyelim ki çok yüksek bir enflasyon, faiz artışıyla baş etmeyi düşünmüyor. O zaten hatta faiz indirebilmeyi düşünüyor. O senaryo dışı. O senaryo dışı ve faiz dışı ne önlem varsa onu almaya çalışıyor. İşte diyelim ki bir taraftan bunlar zorunlu karşılıklar, BDDK'nın kararları, kredileri, bunlar doğru kararlar, yani bunlar önemli, bunların yapılması. Onun dışında başka direkt, işte diyelim ki akaryakıtta Eşel Mobil sistemiyle oraya yansıtılmaması vesaire, bu tip şeylerle hep enflasyon faiz dışı araçlarla bu devam edecek. Yani enflasyonda beklenen, istenilen tarafta bir düşüşü görmediğimiz zaman bu araçlara başvurmaya faiz indirim baskısı artarsa ne olacak? Faiz indirim baskısının artması için enflasyonun düşmesi gerekiyor. Yani bu net. Yani Merkez Bankası orada çok net olarak bunu söylüyor. Pozitif faiz vermemiz gerekiyor diyor. Yani onu enflasyonun üzerinde. Hatta Merkez Bankası eğer 19.17-53 enflasyon, %19 politika faizi. Üzerinde yani %15 enflasyon olunca da %19 faiz bayağı yüksek kalıyor. Tabii %15'e düşerse faiz indirimine doğru gidebilir tabii. Tamam mı? Yani ama 15'e düşürebilecek mi? Meselemiz bu zaten. Yani. Anladım. Ve ne zaman düşürecek? Birincisi bu. Bir de tersinden bakalım oluyor. Ya 19'un üzerine çıkarsa bu süreç içerisinde? Mesela Ağustos'ta enflasyonda %19'un üzerinde gibi bir şey görürsek ne yapacak? İşte o zaman daha zor. O zaman daha zor. Eli daha zorlaşacak. O zaman tabii ki faiz dışı şeylere daha fazla ağırlık vermeye çalışacak. Bir de bu senaryoda benim, yani biz kredileri sınırlamak önemli, son çeyrekte yavaşlamamız önemli, özellikle ithalatın aşağı gelmesi bu senaryoyu, enflasyonu düşürecek olan senaryoyu daha iyi, daha kolay yapılabilir hale ve dolayısıyla da faiz oranı indirimini daha kolay yapılabilir hale getirecek. Dış tarafında bizi destekleyici biçimde gitmesi lazım. Yani Fed'in son bir ara bir söylem değiştirdiğini düşünün. O zaman işimiz çok daha zorlaşacak. Hocam, yani o da 5,4 enflasyon 0,25 faizle daha ne kadar gidebilir acaba? Gitmeye çalışacak elinden geldiği için. Enflasyon geçici olmazsa elinden biraz gelemeyecek tabii ki. O da ne zaman olacak? Yani onu elinden gelemeyecek. Yani o da bunu mümkün olabildiği kadar yapmaya uzatıyor. 2022 ortasını atmaya çalışıyor. Evet, enflasyonun o geçicilik savı ne kadar geçerli değil, bu çok tartışılıyor tabii, onu da yapar. Ama diyelim ki işler iyi giderse o tarafta bu söylem değişmez, en azından gelecek seneye kadar değişmez. Biz de son döneme işte cari işlemler, yani toparlarız anlamında, yani en azından biraz rahatlarız. Yani bir dalga yemeyiz oradan fesle. En azından daha şey olur yani, yoksa yeni bir dalga Yani bizim işimiz, yani biz bayağı uzun vadeli bir mücadelenin içerisindeyiz. Yoksa FED şu anda başını kaldırırsa faiz artışı ve tahvil alımlarının azaltılması yönünde zorlaşır süreç dünya için. Evet, bu sürecimiz ciddi bütün dünya için, biz de zorlanırız. Evet. Burada, o yüzden FED'in en azından sakin kalması gerekiyor. Evet, sakin kalması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim, şimdi bu resime baktığınız zaman aslında gelişmekte olan ülkeler açısından bizim sorunumuz tabii enflasyon ve buradaki dış dengedeki baskı.
Öbür taraftan pandemide ciddi reel büyüme sağlayan bir ekonomi. Yani dışarıdan aslında bunun gerektirdiği kadar bir güven olmadığı için bize gerektirdiği kadar dış yatırımcı açısından bir ilgi yok henüz. Güven ortamı onlar oluşmadığı için. Onlar da sadece için. Faize takıldı. Ya hayır, aslında faizden öte. Bence yani orada daha genel bir güven problemi. Hayır, yani faiz kaldı ellerinde gelmek için demek istedim. Evet, doğru söylüyorsun. Tabii faizi böyle çok paralara dönüştü. Nedenler çekersin. Azaldı yani, onu söylemek istiyorum. Evet, yani bir doğru söylüyorsun. Evet, anladım. şeyde. Şimdi, ya yatırım için biraz... faize takıldık kaldık demek istedim. Başka hikayeler de yazmak lazım demek istedim. Evet, çok doğru. Azaldı. Pandemiyle de iyice azaldı, onu söylemeye çalışacağım. Evet, evet. Ya aslında yani gelişmiş olan... Merkez Bankası'nın omuzlarına bayağı yük bindi yani. Doğrudur, evet. Yani bu tablo da aslında yabancı yatırımcının bir ilgi göstermesini bekleriz, değil mi? Bu evet, bu bekleriz. Böyle bir büyüme performansı büyüme, ama işte o maalesef vesaire dinamizm dediğiniz zaman. Şimdi dış denge tarafı siyasetten biraz... ayıramıyorsunuz. Dış hukuki demokrasi adımlarından ayıramıyorsunuz. Bir hikayeden ayıramıyorsunuz vesaire vesaire. Aynen. Hikaye çok önemli. Bir de bu politika istikrarı çok önemli. Yani yaptığınız yani dışarıya güven vermişsinizden buralarda maalesef bir olumsuz bir süreç geçirdik. Peki. Şimdi tabii dış denge biraz daha böyle pozitif ve doğru gitmeye devam ederse, FED tarafından da böyle olumsuz bir haber gelmezse, belki son çeyrekte biraz da enflasyonu bu şekilde kontrol altına alırsak, o taraftan da bir ilgi olabilir, o da bize yardımcı olabilir. Demek istedim. Daha bir pozitif bir resim vermek açısından. Ama şimdi Kemal Bey çok haklı. Ben de onun altını çizmeye çalıştım. Yani bizim burada en önemli problemimiz gelir dağılımı problemi. Çünkü bunun sosyolojik etkileri de çok fazla. Yani çok doğru ve bizim buna ciddi bir üzerine eğilmemiz gerekiyor. Çünkü sosyolojik... Bence en önemli konu bu. En önemli konu bence. Gündemimizdeki en önemli konu bu. Yani, evet, yani Kemal Bey'in sorduğu soru en önemli konu. Bir şey söyleyebilir miyim? 4 dakikamız var. Kısa cevap olsun hocam. Buyurun. Şimdi... Ben buna yalancı tatmin unsuru diyorum siyasette. Şimdi iktidar çevresinden biriyle, bir gazeteciyle veya bir siyasetçiyle konuştuğunuzda demin vermiş olunan örnekleri veriyor. İşte %7 büyüdük, ihracat bu kadar arttı. İşte pandemide Avrupa ülkeleri bile eksi büyümeyken biz %7 büyüdük. Bir parantez açabilir miyim? Günlük 1.3 milyar dolar ihracata ulaşıldı diye İsmail Güler'in evet. Tim başkanı. Şimdi bunları... Bu rakamlar evet çok güzel rakamlar. İyi ülkemiz rakam, için iyi şeyler. Evet, gurur verici şeyler. Şimdi bunlar vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıya bir türlü çare olmadığı için ben o soruyu soruyorum hocama. Yani ne oluyor da bütün bunlar şu sokakta biraz dışarı çıksanız, yoldan geçen herkesle konuştuğunuzda hissedebileceğiniz sıkıntıyı gidermiyor. Mesela enflasyon meselesi. Enflasyonun çok arttığı ülkeler örnek gösteriyorlar. Bizim ülkemizde sınırlı sayıda artıştan bahsediliyor. Şimdi bunda da bir gerçek olmayan hissiyat var. Mesela hissedilen enflasyonu hissetmek için çarşı pazar dolaşmak gerekiyor. Sokakta dolaşmak gerekiyor. Yani ihracatımız çok arttı. Büyümemiz arttı. Ekonomimiz çok iyi demek gerçek olmayan bir tatmin sağlıyor siyasetçilerimize. Yani böyle bakmamaları gerekiyor. Böyle çek etmemeleri gerekiyor. Bizzat sokağa inerek, çarşı Anladım. Pazar market dolaşarak, Dediğim vatandaşın doğru. yanına oturarak, bir çay ocağında oturarak vatandaşın ne hissettiğini, nasıl geçindiğini, neler yaşadığını orada ancak çek edebilir. Mesajının ve bu yazın böyle geçecek olması nedeni de bu galiba. Nasıl pardon? Siyasette sahada olun, bu yazı sahada geçirin evet. mesajının temelinde de bu var galiba. Vatandaş yani bakın iki meslek... Hani sorunları çözmek evet, için çalışın. Evet, iki mesajı. Meslek var ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sayın Erdoğan'dan sahada, geldi ya. Sahada, sokakta olmazsanız asla gerçeği göremezsiniz. Birisi siyaset, ikincisi gazetecilik. Yani şurada görmüş olduğunuz rakamları, grafikleri okuyarak ekonominin vatandaş üzerindeki etkisini algılayamazsınız. İneceksiniz... Bizzat karşılaşacaksınız, marketten elma seçerken o insanın nasıl isyan ettiğini göreceksiniz, duyacaksınız.
bir kilo et alırken 90 lira bu da nedir diye kasapta kavga gürültü çıkartan insanları varacak göreceksiniz. Et fiyatları çok arttı. O yüzden kasap dükkanını sakatata çeviren insanla konuşacaksınız. Kasapta pazarlık yapılır mı? Yapılamıyor. Yapılamıyor. Hayır, yani. Normalde adet midir? Mesela bazı yerlerde pazarlık yapılmaz ya. Mesela kasapta ben hiç pazarlık görmedim. Hayır, şöyle. Ucuz kıyma. Yani. Hayır. Mesela şimdi pazarlık yapılıyor. Ha, bilmiyorum yani, ben zannetmiyorum kasaplar çok şey yapsın ama ben, evet, şunu gördüm ama... Üsküdar'ın çok eski çok tarihi bir kasabı, et fiyatları çok arttı, satamıyoruz, herkes sakatat alıyor daha ucuz diye, dükkanını oraya çevirdiğini gördüm ben. Belli bir bölümünü yani, oraya alıyordu. Vatandaş çünkü bunu satın alamıyor artık yani, peynir, ucuz peynir nereden buluruz diye insanlar sürekli Google'da arama yapıyor. Mesela yani, şöyle... bu temel gıdalardaki artışlar insani değil. Bakın bunu, bunlar lüks tüketim araçları değil yani. Bunlar lüks tüketim şeyleri değil. Hani ünlü bir markanın dükkanına girin, bir gömlek 3000 lira. Ama ben onu tartışmam mesela. Bu bir tercih meselesi. Yani, o markaya aynen. Bu fiyatı verebilirsiniz. Ama kasaptaki etin fiyatı vatandaşın alamayacağı kadar artmışsa bu tartışılır. Doğru. Bu yükseklik tartışılır. Bu tercih meselesidir. Bu bir ihtiyaç meselesi. Ya insanların üstündeki gömleğin fiyatını tartışan. Evet, bize ne? O onu tercih etmiş yani. Ama bu ekmek dediğiniz, bakın bu sene bir de ama tercih edebiliyormuş. Hocam katılır mısınız bilmiyorum. Ben Ağrı bölgesini, Doğu bölgesini gezdim kısa bir süre önce. Kuraklıktan isyanda üreticiler. Mesela bu sene buğday üretimi, baklagillerde, doğu bölgesinde üretilen birçok şeyde çok ciddi sıkıntılar var. Bu da bir süre sonra yansıyacak anladığım kadarıyla. Mesela buğday, rekolte çok düşük. Bu bütün temel maddeleri yansıyabilecek ana tüketim maddelerimizden birisi. Kuraklık etkisini de unutmayalım yani, önümüzdeki günlerde onun da piyasaya çok etkisi olacak kanaatindeyim. Gıda fiyatları bir yandan tabii küresel iklim, küresel ısınmanın yansımalarını tüm dünyada görüyoruz. Mesela Brezilya'da bir don, bir kuraklık, 7 yılın zirvesinde kahve fiyatları. Yani Türkiye'de de çok pahalı kahve. Her şey yani, dolayısıyla saydığınız malzemelere ekleme yapabilirsiniz pahalılık açısından. Bunun da yansımaları var. Hocam bizim süremiz bitti ama bir cümlelik manşetinizi alarak tamamlayabiliriz. Profesöre gel, evet. Manşet atın, bize de öyle tamamlayalım hocam. Yani ben de bütün bu konuşulanlardan bence en kalan şey aklımızda daha adil bir gelir dağılımı. Evet, manşet o oldu bugün. Evet, bence aynen. Bana kalırsa o tarafa doğru, yani ekonomik politikasını bu tarafa doğru yönlendirmemiz doğru. Lazım. Yani önceliğini tabii ki yani, elbette. Bu konularda son derece önemli elbette. Böyle diyebiliriz. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Hocam. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Azgan 9 kuşağında 9 iliminde bizim konuğumuzdu. Hem verilere hem pandemi sürecine hem diğer detaylara bakacağız. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz. Habertürk'te para gündeme devam ediyoruz. Konuklarımız da bu bölüm için hazır. Yerlerini aldılar. Şimdi Ankara'dan başlayalım. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat. Ama yeni bir ünvanı da var, hemen söyleyeceğim. Onu doğru söylemek için. Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Tartışmaların odağında bulmayınız da kendinizi. Politik Yol Haber. İnternet haber sitesi, değil mi? Evet, ama bir 5 yıldır var. Yeni yeni kullanmaya başladım bu titri. 5 yıllık bir serüvenimiz var. Daha da yolu açık olsun o zaman diyelim. NDR Araştırma Şirketi Başkanı, araştırmacı, siyasal iletişimci Faruk Acar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Habertürk yazarı Kemal Öztürk ile birlikteyiz. Habertürk yazarı gazeteci Kemal Öztürk de bize bugün eşlik ediyor. 9'dan itibaren başladık biz o sürece. Şimdi ekonomiyi konuşurken bir bölüm daha var tabii. Tartışılan koronavirüs vaka sayılarındaki artış. Yeniden 17 bin seviyesine geldik ama tüm dünyada vaka sayılarında çok ciddi bir artış söz konusu ve yeni önlemler de tartışılıyor. Mesela Fransa uzun süredir tartışılan, protesto edilen yasayı kabul etti. Dedi ki aşı olmayanlar, bir kere sağlık çalışanları, itfaiye ve işte
hizmet veren, kişilere hizmet veren kurumlarda çalışanlar aşı olmak zorunda. Bunun dışında sinemaya, konsere, toplu yerlere girecekseniz yine aşı zorunluluğu getiriyoruz. Aşı olmayanlar giremeyecek. İki doz aşı olmuş olmak ya da kısa bir süre önce yapılmış PCR testini göstermek gerekiyor. Yine aşı olmayanlar toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Yine Fransa'nın yasasında bu var. Ama yasanın son halinde hastane, bakım evi, itfaiye de çalışmak istiyorsanız kesinlikle iki doz aşı olacaksınız. Hatta gerekiyorsa üçüncü dozu da yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü Profesör Uğur Şahin de böyle dedi. Yine bu yasa uygulanmadan önce tabii Anayasa Konseyi tarafından incelenecek. Ama sadece Fransa değil, bu yasa Fransa'da inanılmaz protestolara sahne oldu. İnsanlar sokaklara döküldü, polisle çatışma çıktı ama yasa mecliste, parlamentoda kabul edildi. Şimdi anayasal olarak incelenecek. Yunanistan'da, İtalya'da ve daha birçok Avrupa ülkesinde de benzer uygulamalar ve düzenlemeler söz konusu. Bizde de aşı olmayanlar ne olacak sorusu gündemde. Ödül mü ceza mı tartışmasının içindeyiz. Mesela Trabzon'da hem sağlık il sağlık müdürlüğü hem de turizm seyahat şirketleri birleşti. Dedi ki aşınızı iki doz aşınız olduysanız size işte turlarda, gezilerde %20 indirim yapacağız. Böyle bir ödül sistemi mi devreye girsin, yoksa mesela turizm yatırımcıları, işletmecileri, gastronomi işletmecilerinin dediği gibi, Kaya Demirer'in açıkladığı gibi aşı olmayanlar restoranlara, kafelere giremesin, toplu yerlere giremesin. Hatta aşı olmayan personel de ücretsiz izne gönderilsin. Böyle uygulamalar mı gelecek? Dünyada düzenlemeler hayata geçiyor. Bizde tartışma devam ediyor. Maske, mesafe ve aşı konusunda çağrılarla birlikte. Vaka sayıları da önümüzdeki günlerde 20 bini aşabilir diyor uzmanlar. Böyle bir ortamdayız. Ödül mü, ceza mı, düzenleme mi, böyle bir ikilem yaşanıyor ama vaktimiz de çok değil. Eylül'de okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül'e işaret ediyor. Şimdi ne olacak, ne bekliyorsunuz, Ankara'da neler konuşuluyor diye soracağım. Kemal Öztürk ne der? Var mı elinizde bilgi? Şimdi bu aşı karşıtlığı meselesi gittikçe politik bir duruma da evriliyor. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi bu. Aşı olmak istememek, aşı olmayı istememek bir insanın hakkı olabilir ama bunun ayrıyeten propagandasını yapmak, örgütlenmek, aşı yapılmasın diye sosyal medyada kampanyalar düzenlemek, organizasyonlar yapmak ve çok sert tepkilerle aşıya karşı yürütülen bu çalışmayı ben biraz tehlikeli buluyorum. Zorla aşı yapma konusu yeni karşılaştığımız bir problem. Yani eskiden güvenlik, özgürlük ikileminde bir tartışmamız vardı bizim. Terörü önlemek için alacağımız bazı kararlar özgürlük alanlarımızı daraltıyor. Bu doğru mu diye bir tartışma yaşardık eskiden. Özgürlük, evet. Özgürlük güvenlik dengesi denir. Aynen. Çok eski bir tartışmadır. Fakat biz 100 yıldan beri ilk defa bir pandemiyle karşılaşıyoruz ve ilk defa aşı olma zorunluluğu insan hakları ihlali midir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. İnsanları zorla aşı yapmak onun hukuki haklarını ihlal etmek midir? Peki aşı olmayan bir insanın toplum sağlığına vereceği zarar aynı zamanda topluma verdiği zarar olduğu için enterne mi edilmeli? Topluma sokulmamalı mı? Tüm bunlar yeni karşılaştığımız problemler. Hukuki olarak da etik olarak da, ahlaki olarak da çok yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Mesela restoran işletmecileri biz sosyal hayatımıza sahip çıkalım, ekmeğimize sahip çıkalım. Aşı olmayanlar o zaman bu kez evde otursun. Şimdi işte burada anayasal olarak sizin seyahat özgürlüğünüz, devletten hizmet alma özgürlüğünüz, haklarınız daha doğrusu bir şekilde kısıtlanıyor. Anayasal olarak. Şimdi Fransa'daki tartışma da böyle. Hı hı. Yani bunu siz zorunlu hale getiriyorsunuz ama aşı olmayanı restorana sokmamak bu o insanın kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını, anayasal hakkını da ihlal anlamına gelebiliyor. Ama burada işte aşı şimdi, olmadığı zaman da benim sağlığıma tehlikeli. Şimdi burada bizim yardımımıza biraz yargı ve hukuk adamlarının yetişmesi gerekiyor. Yani hukuk insanlarının bütün toplumu etkileyen, ülkeyi etkileyen bir durumda aşı olmak istemeyeni topluma zarar verecek kamusal alanlara sokmamak
hukuki bir dayanak üretmesi, bir içtihatta bulunması gerekiyor. Bir içtihada ihtiyacımız var bizim artık. Yani hukuki bir içtihada ihtiyacımız var. Şu anda elimizde bulunan uluslararası hukuk, uluslararası etik kuralları ve ahlaki kurallar bizim bu sorunu çözmemize yetmiyor. Dolayısıyla bizim yeni kararlara ve yeni ihtiyaç içtihatlara ihtiyacımız var. Şimdi ikincisi, bilim adamlarının toplumu ikna etmesine ihtiyaç var. Mesela aşı kısırlaştırır tezini ispatlayan bir bilimsel çalışma yok şu ana kadar. Öyle mi? Ama aşı olmayanların... Koronavirüs neler yapar biliyor musunuz? Aşı olmayanların %95'i koronaya yakalanıyor. %98'i koronaya yakalanıyor. Ölenlerin de %95'i aşı olmayan insanlar. Yani bu veriler bilim adamlarımızın kuvvetli bir şekilde topluma anlatması gereken bir şey. Ya bu aşı... Daha geçen gün mikrobiyoloji profesörüyle konuşurken bunu özellikle sordum. Böyle bir bilimsel çalışma mı var? Yani aşının sağlığımızı etkileyeceğini, ne bileyim kısırlaştıracağını dair bir bilimsel bir tane çalışma var mı? Hayır. Ama bir söylenti ülkenin en önemli bilim adamlarının ifadelerinden daha kuvvetli, daha tesirli hale gelmiş durumda. Bakın bu televizyon programlarında ya da gazetelerde aşı olsun, aşı olmayanlara tedbir uygulansın diyen herkes sosyal medyada TT oluyor, linç ediliyor. Bu kadar büyük bir tepkinin sebebi nedir? Bunu da biraz anlamak gerekiyor. Biliyorsunuz ben tepkiyi anlıyorum, kuşkuyu yani tepkiyi değil de kuşkuyu anlıyorum. Aşı olduğum zaman benim ben nelerle karşılaşacağım? İnsanların böyle kuşku ve korku duymaları normal. Evet. Ama bir yanda karşımızda olan koronavirüs, böyle bir virüs yok. Var virüs. Nereden kaynaklandı? Şimdi, nasıl oldu? Ama var yani ve insanlar hayatını kaybediyor. Şimdi bakın, ben ikna yolundan, ikna yönteminden yanayım. Peki. Biliyorsunuz bizim iki tane bilim kurulumuz var. Bir tanesi tıbbi bilim kurulu, bir de sosyal bilim kurulumuz var. Yani sosyal bilim kurulu da bu tür sorunlarla ilgilenen bir bilim kurulu aslında. İçerisinde anladım. Psikologlar var, sosyologlar var. Bazı bilim uzmanları da önlemler getirilsin, kısıtlamalar getirilsin diyor. İşte yani diyorum, iki tane önemli merkezin buna içtihatta bulunması gerekiyor. Bir tanesi tıp adamlarının, ikincisi de hukukçularımızın yeni güçlü içtihatlarda bulunması gerekiyor. Başka türlü bir sorunu çözemiyoruz. Yoksa geç kalınabilir. Bir an önce de adım atılması yani, gerekiyor. Evet. Çünkü vaka sayıları artınca geri dönüşü çok kolay olmuyor ve Eylül'e de bir ay kaldı. Fransa örneği ilk yani zorunlu hale getirmek aşıyı. Ama mesela İtalya, bunun sonuçlarını görmüş olacağız. İtalya, yani. Fransa, sadece Fransa değil, İtalya, İngiltere, Yunanistan ve Almanya da bir takım önlemler aldı. Sanırım Fransa kadar geniş değil. Evet. Fransa kadar geniş değil. Ya aşısı olanlar olmayanlara göre daha özgür olacak mesajını veriyorlar. Tamam. Ama hani evet, Fransa en kapsamlı, en geniş düzenlemeyi getirdi. İşte orada Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar anayasada inceleyecek. Evet, yani bizim bu olaya bakış açımızı etkileyecek bana göre. Peki. Şimdi sadece Trabzon'da değil, mesela Trabzon'da restoranlarda, seyahatlerde indirim yapılacak aşı olanlara, öyle bir teşvik. Şanlıurfa'da aşı olan gençlere bisiklet hediyesi söz konusu. Bir takım ödüllendirmeler devreye giriyor. 23 milyon kişi aşı olmadı. 17 milyon kişi ikinci dozunu yaptırmadı. 9 milyon üçüncü doz koruma aşısını, önleyici aşıyı olmadı. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve 18-30 yaş grubunda vaka sayıları artıyor. Çocuklarda vaka sayıları yükseliyor. 6 Eylül'de okullar açılacak ve aşı konusunda tereddütü olanlar var. Daha çok herhalde kısırlaştırma yapıyor, kalp rahatsızlığı yapıyor gibi böyle bir takım kuşkuların olduğunu görüyoruz. Bu benim bedenim, aşı olmayacağım diyorlar. Ama işte bir yandan da artan vaka sayıları ve tehdit de söz konusu. Bir de şöyle bir çağrı var mesela muhalefetten. Şu anda hastaneye yatanlar, delta varyantı olanlar, kaçı aşı olmadı, kaçı aşılı. İşte şöyle de bir durum var. Avrupa'da, İsrail'de nüfusun büyük bir oranı aşılandı ama vaka sayısı artıyor. Profesör Uğur Şahin diyor ki Ocak'ta aşı olduysanız bunun koruyuculuğu azalıyor. Ama hani antikor seviyesi düşünce, ama yine de koruyor. Gerekirse çok gerek kalmayabilir ama üçüncü dozu da önereceğiz diyor. De böyle de bir durum söz konusu. Faruk Bey, bir şey söyleyeceğim, affedersin. Benim kanaatim, sigara meselesindeki yasaklarla benzer bir kıyas yaparak hukukçular böyle bir karar verebilir. Sigara da benim bedenimin tercihi. Ben kendim sigara içiyorum, sana ne diyemiyorum. Çünkü sigaranın dumanı
size zarar veriyor bu ortamda. Aşıda da aynı iştahatta bulunabilirler. Evet, sen senin bedenin aşı olmuyorsun ama o zaman bazı bölgelerde sigara içilmediği gibi bazı bölgelere, bazı yerlere aşısız insan girmeme hakkını hukuki bir zemine bağlayabilirler. Çünkü başkasına zarar veriyorsun. Aynen. Peki önlem mi, ödül mü, da, ceza mı, düzenleme mi? Bu tabloyu ne yapacağız? Bence bu konuda doğru olan şudur diye bir yargıda bulunmak kolay değil. Kolay değil ve bence doğru da değil. Sadece kendi fikrinizi paylaşabilirsiniz ama bunu toplamına baktığınızda bir devlet kararı ya da toplumları yönetmek üzerine alınan iradedeki kararların metazori ile olmaması gerektiği hususunda, yani insan haklarından bu kadar bahsederken insan haklarını sadece tek taraflı olarak değerlendirmemek, işte Ebru Baki'nin hassasiyetinde, Faruk Acar'ın hassasiyetinde gözetecek şekilde yapması, buna göre kararlar alınması çok daha anlamlı, çok daha belki sağlıklı olacak. Ama aşı yaptırmıyorum kardeşim, ben bunun henüz etkilerini görmedim. Birkaç yıl içerisinde bunun etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla benim böyle bir inancım var. O nedenle de aşı yaptırmayı istemiyorum diyenin de yaşama hakkı yoktur şeklinde bir yaklaşımla değerlendirilmesini ben doğru bulmuyorum. Kalabalıklara bu da bir görüştür. Ama bu beraberinde yeni bir sektör belki oluşturacaktır diye düşündüm. Aşı olmayanlara dönük. Aşı olmayanların restoranları, aşı olanların girebildiği restoranlar gibi. Evet, bu da söyleniyor. Ya da alışveriş yapılması falan gibi. Dünyada artık aşı çok büyük bir sektör. Araştırmalarınız size, ben mesela söyleniyordu hani çok aşı karşıtlığı da yükseliyor diye. Özellikle gençler arasında vesaire. Evet. Ben böyle çok ihtimal vermiyordum ama sizin araştırmalarınızda benzer sonuçlarımı işaret ediyordu. Şöyle ki ilk daha işte geçen yıl itibarıyla aşıların henüz çıktığı ve Sinovac'ın Türkiye'ye girdiği ilk dozlar, yani 80 artı olan insanların aşı yaptırdığı süreçte toplumun genelinde bir aşıya karşı olumluluk halinin olduğunu söyleyebilirdim. Ama bugün itibariyle elimde henüz yapılmış taze bir araştırma yok. Böyle bir yanıltıcı sonuç da vermek istemem. %50 karşı olduğunu söyleyenler var. Böyle bir araştırma şu anda mı? Yani gerçekten emin değilim. Hangi zamanda nasıl yapıldığını bilmiyorum ama dediğim gibi geçen yıl yazar arkadaşlarımız böyle şeyler yazıyorlardı. Ve araştırma yapıldı mı diye baktım. Benim böyle bir araştırmam yok gerçekten. Ama aşıya olan güvenle ilgili işte geçen yıl yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz denim yaklaşık %20'ler dolayında bir karşıtlığın olduğu oranı. %25-30'a biraz ulaşan araştırmalar vardı. Aynen. Evet. O yaklaşık bir yıl önceki sonuçta, yani yaklaşık bir yıl önceki sonuçtan bahsediyorum. Ama tabii yani Kemal Öztürk de paylaştı az önce. Ama ben tabii fazla ki o insan hakları temelinde ben özgür irademle bunu yaptırmak istemiyorum diyenlerin de düzene uyması gerektiği ve aşı yaptırarak toplumun sağlığını da göz önünde bulunduran, hassasiyet gösteren, hem kendi sağlığı hem çevresinin sağlığını düşünerek hareket eden insanların ayrıcalıklı olması gerektiği artık bundan sonra dünyada geçerli bir şey olacak. Büyük olasılıkla artık ülkelerde de zaten işte ülkelere gidişler, işte seyahatlerle ilgili de zaten bir aşı zorunluluğu olacak. Dolayısıyla o zaten var. Aynen. Evet. Hayır, bütün dünyaya yayılacak. Daha ayrıcalıklı bir hal alacak belki de. O nedenle ben bu aşamadan sonra dünyadaki seyir hangi yönde ilerliyor ise büyük olasılık Türkiye'de de benzer bir durum ortaya çıkar diye öngörüyorum. Evet. Bu arada bir gelişme var. Mahir Kılıç'tan alacağız o gelişmeyi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçakları ile ilgili açıklama yaptı. Ayrıntıları dinliyoruz. Mahir Kılıç.
Evet, kısa bir süre önce geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan. O silah alma girişimine karşın bir silahlanma yarışı tuturmuş gidiyorlar. Uçak, silah, araç, gereç alıyorlar dedi Hulusi Akar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil dedi Milli Savunma Bakanı. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl siyasal çözümler için uğraşmaları, bu konudaki sorunlara yönelik çözüm gayretini gayretin ortaya koymalarını bekliyoruz dedi. Bir kez daha Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü noktasında diyalog ve görüşme, müzakere vurgusu yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hem Ege hem Doğu Akdeniz hem de Kıbrıs meselesiyle ilgili ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmaktan kesinlikle geri adım atılmayacağını ifade etti ve Türkiye ve KKTC'nin haklarını, menfaatlerini Türkiye'nin sonuna kadar korumaya kararlı ve muktedir olduğunu ifade etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz dedi. Kıbrıs'taki çözüm içinde bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve 50 senedir denenmiş yolların çözümlerini artık bir çözüm ifade edemeyeceğini ifade etti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin anlam planını reddettiğini hatırlattı. Geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi. Egemen, bağımsız, iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi, özümsemesi lazım ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz gün Kilis'teydi. 2. Ordu ileri komuta yerinde incelemelerde bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Hem terörle mücadele ilişkin açıklamalarda bulundu, hem de Yunanistan, Ege ve Kıbrıs ilişkin bu açıklamaları yaptı. Bir kez daha belirtelim, Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet Rafael uçağı alma girişimine yönelik açıklaması oldu. Bir silahlama yarış tutturmuş gidiyorlar. Uçak gereç almaya çalışıyorlar. Birkaç kullanılmış uçak almayla dengelerin değişemeyeceğini ifade etti Hulusi Akar. Ve Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin hem kendisini hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya kararlı ve muktedir olduğunu ifade etti. Hiçbir oldu bittiye de müsaade edilmeyeceğini belirtti Hulusi Akar. Kuzey Kıbrıs'ta ise artık federasyon tartışmalarının değil, iki devletli yapının kesin bir çözüm olacağını ifade etti. Bunu da herkesin özümsemesi ve sindirmesi lazım dedi Hulusi Akar. Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç. Bu ara Yunanistan, Fransa yine çok gündemde. Arka arkaya Fransa'dan açıklamalar geliyor. Fransa'ya dönük açıklamalar geliyor. İşte YPG, PYD desteği, Macron'un son Suriye Demokratik Sözde güçleriyle görüşmesi, YPG'nin desteklediği. İşte Yunanistan'dan, Yunanistan'ın Fransa'dan Rafael uçak alması. Dede Ağaç'a Amerika'nın yeniden sevkiyat yapması. Bütün bunlar gündemde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maraş konusundaki açıklamaları, dünyada yaratılan gelen tartışmalar ve mesajlar. Böyle bir gündem var ve bu konuda Rafael uçak alımı konusunda Yunanistan'ın Fransa'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları bir silahlanma yarışıdır aldı başına gidiyor şeklinde oldu. Dolayısıyla sorunların çözümü konusuna da mesajları var Milli Savunma Bakanı'nın. Ayrıntıları Mahir Kılıç aktardı. Biz de birazdan bu detaylara göçmen konusuyla beraber gireceğiz zaten. Fakat önümüzde sıcak bir gündem. Ödül mü, ceza mı, yeni düzenlemeler konusu mu, koronavirüs noktasında vaka sayıları artarken ne yapacağız? Tüm dünya, mesela Amerika'da Dr. Fauci de aşı olmayanlara seslendi. Durum kötüye gidiyor. Aşınızı olun çağrıları yapıyor. Aşı karşıtlığı yüzünden vaka sayıları düşmüyor denildi. Şimdi aşı oldu, olundu, yine vaka sayıları artıyor diyenler var. Fakat aşı olmayanların neden olduğu belirtiliyor bu konuda. Bir de koruyuculuk azalsa da yine çok ağır vakalardan ve ölümden aşının koruyuculuğunun hala devam ettiği de vurgulanıyor. Yani vaka sayıları artarken hastaneye yatış ve ölümle sonuçlanan süreci engelliyor aşılar deniliyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Peki nasıl çıkacağız buradan, aşı karşıtlığından? Ödül mü vereceğiz, düzenleme mi yapacağız, tedbirlere geri mi döneceğiz, tedbirlere tekrar nasıl geri döndüreceğiz insanları? Ali Aydar, Fırat ne der? Günaydın, iyi yayınlar. Tekrar. Bu tartışmaları izlerken ya da dinlerken farklı mecralarda Michel Foucault Deliliğin Tarihi diye bir kitap yazar. 18. yüzyıl Avrupa'sında, 18. yüzyıla kadar Avrupa'da delilik tırnak içinde bir hastalık olarak görülmez. İnsanlar, hani işte deli olarak tanımlanan insanlar, ellerini kollarını sallayarak her yerde dolaşabilirler ve yaşamın bir parçası olarak kabul edirler.
Fakat modern yaşam 18. yüzyıldan sonra deliliği bir hastalık olarak kabul eder ve onları kapatır. Giderek bir tür kapatma rejimine doğru tıbbın da öyle ya da böyle ya da tıp arkeolojisinin de tarihine baktığınızda bu tür süreçlerde bir tür otoritenin meydana geldiğini ve insanları kapattığını, kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Ben bu tartışmaların giderek buna evrildiği endişesi ve kaygısını taşıyorum. Dolayısıyla aşı olmayanları kapatmak, aşı olmayanları toplumdan soyutlamak, aşı olmayanların üzerine farklı bir takım araç ya da bir takım yöntemlerle üzerine gitmek çok insan haklarıyla bağdaşan bir durum değildir. Bunun yerine ikna etmek lazım, anlatmak lazım. Örneğin birçok insan şu soruyu soruyor ve bu sorunun mesela bende cevabı yok. Hani işte BioNTech yaptığınız zaman size bir kağıt imzalatılıyor. Yani işte bunun olası yan etkilerinden hiçbirimiz sorumlu değiliz. Yani kişinin kendisi sorumludur. Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren insanların elbette ki kafalarında bir takım endişe ya da kaygılan olması doğaldır. Ona da şöyle diyorlar, en ufak aldı. Operasyonda bile zaten bu kağıdı imzalıyorsunuz. Prosedür diyorlar. Ama diğer aşılarda ben böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Yani diğer birçok aşıda da böyle bir şey olduğunu görmedim ya da duymadım. Evet. Kızamık aşısında yani işte şey söyleniyor, bu canlı aşı. Anladım. Bu canlı aşı olduğu için bu söyleniyor. Eşin mesela o süreyini bir karar aldı. 12 yaşındaki 12 yaşın üstündeki çocuklara da aşı yaptırılması konusunda. BioNTech yapan, aşı yapan insanlardaki yan etkilerin ben bizzat tanıklık ettim. Çok ciddi olduğunu gördük. Benim 6 yaşında bir oğlum var. Ama yani ona yaptırır mıyım emin değilim. Yani o aşıyı o çocuğu yaptırır mıyım emin değilim. Onun korkusunu ve kaygısını yaşıyorum. Ama bu korku ve kaygı yaşarken de artıyor. Evet, yani dolayısıyla hani zor bir süreç, aklımızdaki sorulara, bizim burada tartıştığımız sorulara gerçekten doyurucu bilimsel bir takım Sinovac çalışmaların yaptı. Ve de yanıtların verilmesi gerekiyor. Muhtemelen öyle bir şey olacak, hani öyle bir durum olacak. Ama nihayetinde bu kafamızdaki soru işaretlerini ortadan gidermiyor. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz mesele, yani ben, tamam bu kadar insan aşı oldu ama vaka sayılarında... Gülüyoruz da doğrusunuz, bir çocuğum olsa şimdi BioNTech yaptırırken yeni denenen bir şey, çocuk hani küçük, kafamda soru işaretleri olabilir ama bir yandan da koronavirüsten korkarım, çocuk okula gidecek, eğitim alacak. Dolayısıyla böyle bir riskle karşı karşıya kalabilir. Yani çocuklarda da çok ağır geçirenler olabiliyor. Dolayısıyla çok zor bir ikilem hakikaten çocuklara döndüğünüzde, 18 yaşın altına indiğinizde. Hatta Türkiye'de bunu tartışmıyoruz ama şimdi bunu tartışacağız bir sonraki adımda. Ama yani bir tercih daha var, yani Türkiye'de Sputnik de gelecek, aşı çeşitliliği var Allah'tan, öyle bir tercihiniz var artık. Bir yandan bunu düşünüyorum ama çocuklar konusu tabii ayrıca önemli ve zor, aileler için de zor. Ama bir yandan da çok fazla duyuyorum çevremde çocukları koronavirüse yakalanmış, testleri pozitif çıkmış aileler. Tedirgin oluyorlar, ağır atlatan çocuklar da var. En son Sayın Kemal Öztürk'le yine bir programda, bu programda konuşmuştuk. Ağrı üzerinden bir şey söylemişti. İşte Doğu ve Güneydoğu'da insanların kısırlaştırma gibi bir etkisinden korktuğunu ifade etmişti. Şimdi ben de geçen hafta memleketim Muş'a gitmiştim. Orada da insanlar benzer kaygılar dile getiriyorlar. Yani bu konuyla ilgili olarak mesela niye bakanlık ya da ilgili kişiler bu hani sağlam dayanaklarla, tutarlı dayanaklarla açıklama yapmazlar ya da bunu gerçekten anlatmazlar? Bence bir anlatmada bir sorun var. Yani burada kamuoyunun bilgilendirilmesinde bir sorun var. Yani daha önce bu veriler yani kısmında işte verilerin saklandığı vesaire falan giderilmeli diyorsunuz. Evet, ya yani bu yapılabilir. Bakın bununla ilgili kamu spotları mı çekilir, kanat önderleri mi bilgilendirilir, yani mahalle mahalle mi çalışılır ama bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın günün belli saatinde bir takım verileri açıklayarak, bakın işte aşı olun, aşı olmazsanız işte vaka sayısı artıyor. Yani korkutarak bu işin üstesinden gelmeyeceğimiz belli. Bu soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Yapılan yeni çalışmalar var mı? Bu çalışmalar Amerika'da, Avrupa'da, herhangi başka bilimsel alanlarda nedir? Bunların kamuoyuna anlatılması lazım. Anlatıldığı zaman emin olun, o ikna meselesi bence sonuç alıcı bir mahiyete kavuşabilir. Diğer türlü
o kadar ciddi bir biçimde bir bilgi kirliliği ve fısıltı gazetesiyle o kadar inanılmaz şeyler dolaşıyor ki, yani insan aklını almayacağı kadar derin bir takım kuşkular, kaygılar artıyor. Yani o biraz önce sizin söylediğiniz, evet biz aşı olduk ama hala 15 binlere varan bir vaka sayısı, bu sonbaharda dördüncü piki göreceğiz. Bu sadece acaba gerçekten aşı olmayanlardan mı kaynaklı, %95 aşı olup antikor seviyesi düşenlerden mi kaynaklı? Araştırmalara göre vaka, yani virüse yakalananların %95'i aşısız. Ama Ayaydar Fırat bu konuda da net bir açıklama olması gerektiğini söylüyor. Yani dedi. benim okuduğum istatistikler bunlar. Aşı olmayanlar %95 civarında, yani şu anda gördüğümüz vakaların 18-30 yaş arası %95'i aşısız olduğu için virüse yakalamış. Ölümler de öyle. Yani bu Kemal Bey, bu sizin söylediğiniz doğru ama bunun ben de tam bu verinin insanlara sıklıkla hatırlatılması ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani doğru. Bu sizin kendi çabanızla ya da benim kendi çabamla ya da bakanlığın bir basın açıklamasıyla yapılabilecek bir iş değil. Yani köy köy dolaşıp insanlara, şehir şehir dolaşıp bir biçimiyle anlatması lazım. Sadece günün belli saatlerinde bir vaka tablosu yayınlayıp o vaka tablosuyla olay artıyor, büyüyor, işte herkes aşı olsun demekle bu iş olmuyor. Neyse, yani önce bir sorular toplanır, insanların kafasındaki soru işaretleri toplanır ve ona ilişkin çözümler anlatılır. Doğru. Sonrasında gerçekten kamuoyunda saygı duyulan insanlar, bilimsel olarak herkesin itibar ettiği insanlar bu sürece dahil edilir ve bu süreçte insanlar bence ikna edilebilirler gibi geliyor bana. Yani Sağlık Bakanlığı bu konuda yaptığı kamu spotları, hani Cem Yılmaz gibi sanatçılarımızı çıkartarak aşı olun kampanyasının karşılık bulmadığını görmesi lazım. Yani daha başka yöntemlere ihtiyaç var. Mesela? Anladığımız kadar o. İşte o da bir iletişim meselesi. Yani sağlığın da bir iletişimini yönetmek gerekiyor. Mesela tabloya baktığımızda Ege'den itibaren mavileşme başlamış ama Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, evet, hala kıpkırmızı. Biraz da o bölgeye daha geç gitmiş olmasının da etkisi var. Ben sordum ama geç da bakanlığa, sonra orada da bakanlık bu sefer insanlar yaptırmıyor diye bir şeye döndü. Yani ben de açıkçası ilgilendim bununla ilgili. Biraz İstanbul ve Ankara ağırlıklı başlayan bir süreç. Tam o dönemde bölgeye, özellikle Güneydoğu, yani aşı yaptırmayanların daha yoğunlukta olduğu bölgelere baktığımızda buralara biraz daha geç tedariğin sağlandığı ile ilgili bir durum ortaya çıktı. Ve o dönemde belki de ilk o hareketlilik de belki yaptıracakları varsa da bugün itibariyle artık nasılsa normalleşme vesaire gibi bir süreçti. Tam şimdi de ben yaptırmıyorum gibi bir yere dönüşüyorum. Bakanlığın bana söylediği, Doğu ve Güneydoğu'daki direnç daha yüksek. Yani onların bana aktardığı bilgi bu. Neden bu kadar kırmızı dedim bu tablonun bu bölgesi? O bölgede direnç daha fazla. O zaman o bölgeye özel ikna ve iletişim çalışmaları yapmak lazım. Kısırlık sürekli işte kalp hastalığı yapıyor gençlerde vesaire gibi söylemler yaparsanız insanlar zaten kafalarda kuşku var. Ürkebilirler. İkna etmek dediğiniz gibi açıklamak. Özel çalışma yapmak lazım. Yani koronavirüs belki bu yani kalp iltihabı yaratacak. Yani 5 sene sonra koronavirüs sizde geçirdiğinizde ne etki edecek bilmiyorsunuz ki. Yani bu tür şeylerde, iletişimde çevre faktörü, fısıltı gazetesi çok daha yaygın bir vaziyette. Çok yaygın işliyor. Çok dramatik bir şey yani. İşte bu bölgelerde kafada o kalıyor. Şey bile öyle yani, değil mi? Çok inanıyor insan şey yani. Bile en öyle. Çok mesela kısırlık tartışılıyor. Şimdi biz karşılaşıyoruz kendi arkadaşlarımızla. Yaptırdın, evet yaptırdım. İkinciyi yaptım. Ne yaptırdın? Tamam. Yani mevzu bu şekilde devam ediyor. Yani ben ikinciyi işte Sinovac'la devam ettim, üçüncüyü BioNTech yapacağım falan. Evet. Neden? Yani öyle daha şey diye zaten öneriyorlar falan gibi. Zaten. Böyle bir şey var. Bu da çevre faktörü işte. Yani etraftan duydukça 2+1 sonuncusu da BioNTech vesaire gibi böyle bir, yine etrafımızdan yani etkileniyoruz yani. Komşu bir şey alır yani, sonra herkes gider onu alır gibi bir durum. Tabii ortaya yani, karışık yani, bir şey. Yani Cem Yılmaz'ın ismini andık. Cem Yılmaz'ın dediği gibi ortaya karışık. Tam Türk usulü. Çocuklar için aşı gündeme gelse mesela nasıl bakarsınız? Yani RNA
tartışması çok fazla oldu. Sinovac'la ilgili böyle bir daha ne bileyim. Ben de Ali Aydar Fırat gibi düşünüyorum. Yani sanırım Sinovac olursa Sinovac'la ilgili bir kanaatim olur ama onun da etkisinin ne olduğu konusunda durum ortada. Yani Sinovac yaptırıyor iki tane. İki doz olmuş. Ama bir BioNTech antikoru onun bilmem kaç katı kadar antikor üretebiliyor falan. Daha hızlı aktif bir durumu var. Sinovac'ın varyantlara karşı koruyuculuğu da biraz tartışma konusu. Çin'de de vaka sayıları yükseliyor. Şimdi bir taraftan da o var. Bu süre yeterli bir süre değil. Yani sonuçta son bir yıldır aşıyı tartışıyoruz. Bir yıllık etkilerinin ne olduğu değil. Daha çok insanların bilinçaltında bunun 5 yıl sonraki etkisinin ne olacağı yönünde soru işaretlerinde oldu. Ama şu anda da bunu test edebileceğimiz bir şey olmadığı için ve elimizde de var olan durum bu olduğu için. Dolayısıyla en iyisi elimizde olanın en iyisi, yani benim olan en iyisidir. Şimdi, ama şunu söyleyebilirim, şöyle bir ilave son yapayım. Son birkaç şey söyleyebilir miyim? Tabii. Son bir cümleyle paylaşayım. Biz ödülden bahsediyoruz. 2 ay önce aşının bir ödül olduğu durumdan da söz edebiliriz. Yani hatırlayalım. Şu an itibariyle ülkede gerçekten bu anlamda bir çeşitlilik de var, bir aşı tedariğinin sağlanması konusunda bir sıkıntı da yaşanmıyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın son dönemi, ilk başlarda kötü başladı süreç. İşte Çin sözünü tutmadı, zamanında gelinmedi, bilmem şey oldu. Ama Uğur Şahin resmen ülkeye çok büyük bir iyilik yaptı. Ayrıcalıklı davranarak bunu sağladı. Buradan kendisine de şahsen de teşekkür ederim. 100 milyon dozla yola çıkılmış. Dolayısıyla yani Çin'e kalsaydık biz mevzu başka bir boyut kazanacaktı. Aynen. Ama BioNTech bu anlamda çok ciddi anlamda bir ayrıcalıklı yaklaşım sergiledi. Türk olmanın avantajını yaşadık burada. Avrupa'dan çok daha iyi bir noktadayız. Yani evet, yani belki sistematik bir şekilde mevzu ilerliyor diyemem. Ama farklı şöyle ama bir durum söz konusu. Geneline baktığınızda tedarik konusunda aşıda zenginliğimiz var ve hatta yap kardeşim sana ödül vereceğim mi konuşabiliyoruz. Böyle bir zenginliğimiz var yani. Bunun da hakkını teslim etmek gerek yani. Odalara girdi doktor. BioNTech aşısı olmak isteyen, ikinci dozu olmayan var mı diye sordu. Dolayısıyla artık o noktaya gelindi. Eskiden hani randevu alıp işte otogarlara yer kurdular ya. Tabii. Yani doktor gelip hani odalarda BioNTech aşısı için hani zamanı gelen olmak isteyen var mı diye sordu. Birkaç kişi hemen orada oldu. Yani böyle bir noktaya gelindi. Bir de şöyle bir ben çevremde şunu duyuyorum ve çok fazla duymaya başladım. Ben yerli aşıyı bekliyorum. Evet bu etkili çok bence de. Ben de eğer bilmiyorum Ali Haydar Fırat ne düşünür az önce hani babalıktan yola çıkarak bir şeyden bahsediyorsak ben de o kapsamda herhalde ben de yerli aşıyı çocuklarımın yerli aşıyı kafamdaki deli sorular sonra. Ha ben de yerli aşı olmak isterim ayrıca yani şahsen de siz aşı oldunuz mu? Oldum. Siz doğru. Şimdi iletişimcilerin bir dramı var, o da şu. Bir WhatsApp mesajı geliyor. Kaynımın arkadaşı devlet hastanesinde şunu duymuş. Aşı olanın kalbi zayıf çalışıyor. Bakın. Kaynının arkadaşı. Şimdi bunu okuyan insan buna inanıyor. Sonra bilim kurulu üyesi Profesör Ateş Kara gibi birisi çıkıyor. Bir profesör. Mikrobiyoloji profesörü. Diyor ki yahu bu aşının içine kısırlık yapacak bir şey katmalarının imkanı yok. Teknik olarak mümkün değil. Ayrıca bu gelen her aşıyı parti parti kontrol ediyoruz. Halk Sağlığı Merkezi olarak. Şimdi buna inanmıyor. Kaynının arkadaşına inanıyor. Peki. Şimdi bu çok dramatik bir durum. Ama bir gerçek bu. Çünkü korkuyor. Çünkü tereddütleri var. Evet, ama bu bir, oradan destek buluyor. Bu bir gerçek. Dolayısıyla yani. Sağlık Bakanlığı'nın ya böyle bir şey mi olur demeden bir dakika buna mı inanıyor? O zaman ben buna nasıl çare bulayım diye oturup kafa yorması gerekiyor. Demek ki kamu spotlarında sanatçılarımızın çıkıp arkadaşlar aşı olun diye böyle şık videolar çekmesi bir etki yaratmamış. Başka bir şey bulması gerekiyor. Evet. O yolu da oturacak fikir üretecek. Ben bu WhatsApp'taki bu WhatsApp'ta dolaşan kaynımın arkadaşını bir bulayım diyecek. Kaynımın arkadaşı. Yani başka türlü bulamaz. Tam olay neymiş? Yani bunun bir derinliği. Hayır, ona mesaj attıracak.
Ya kaynımın öbür arkadaşı dedi ki yok ya böyle bir şey olmadı. Yani göğüs kalp cerrahları da çıkıyor, uzmanlar da çıkıyor. Yani aşının böyle getirdiği hani normal normalin dışında bir sayısal veriyle karşı karşıya değiliz diyor. Çocuklar için bu özellikle biraz da endişe ediliyor kalp konusu. Onu görüyorum, okuyorum ama bir de yerli aşıyı bekleyenler var. Ali Aydar Fırat. Bayağı var hem de. Ya şöyle bir doğru var. Bu son süreçte aşı yaptıysanız birçok böyle bir vaka veya da durumla karşılaştık. İşte herhangi bir neden dolayı hayatını kaybediyor. Hemen şu soruluyor, aşı yaptı mı? Yani onu aşıya bağlıyorlar. Böyle bir durum ya da böyle bir söylem ya da böyle bir tehlike de var. Evet. Şimdi bu sıklıkla şey tartışılıyor ya, bu aşı emperyalizmi tartışılıyor. Aşı meselesi, ilaç meselesinin bir endüstri olduğu, dolayısıyla bu endüstrinin de kendi think tanklerini ya da kendi şeylerini yarattığı vesaire falan, tırnak içinde bir aşı savaşları, böyle bir meydan muharebesi olduğunu. Birincisi devletin bunu kontrol etmesi lazım bence. Ayrıca biz buradaki, bu aşıdan kurtulamayacağız ki. Bak Ocak, bakın Ocak'ta aşı olanlara üçüncü doz gerekebilir deniliyor. Yani hayatımızda hep aşı olacak 6-7 ayda bir. Yani bu tartışmayı bir yerde bir sonuca ulaştırmamız lazım. Yani Faruk Hocam da Kemal Hocam da muhtemelen görmüşlerdir. Yani mekanlarda artık hani o maske, mesafe, hijyen olayı bence kalkmış durumda. Kimse ona çok fazla riayet etmiyor. Her yer tıklım tıklım. Yani hiç öyle bir mesafe koyalım, dikkat edelim gibi bir mesele yok. Bir diğer sorun şu, yani hani belki iletişimci olduğumuz için söylüyoruz. Yani bence çok kritik bir aşamadayız ve bakanlığın bir an önce bu iletişim modellemesini güncellemesi lazım. Ve bu işi gerçekten daha bilimsel bir biçimde yapması lazım. Eğer bu işi giderek dedikodunun ya da işte o söylentilerin egemenliğine bırakırsak bir yerden sonra artık bu insanlar diğer hani gerekli 3. doz, 4. doz vesaire falan aşıları da yapmayacaklar. Aynen. Bu iş daha kritik bir noktaya gidebilir. Bence bakanlık bir an önce bu çok kritik bir eşikteyiz. Bu aşı karşıtlığı ya da aşı olmayan insanlar vesaire falan bir an önce bence bir yeni bir iletişim modellemesi geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Amerika'da da benzer bir şey yaşandı. Cumhuriyetçiler daha çok yani siyasal zemine taşınıyor gibi bir paylaşımda bulunduğu için yani sadece Türkiye'de ya da işte bölgede yaşanan bir şeyden söz etmiyoruz. Amerika'da da özellikle bizim Anadolu olarak tarif edebileceğimiz bir benzetme yaparsak, her şekilde bir Türk olarak bir benzetme yapıyoruz. İşte New York, İstanbul, Washington falan gibi. Texaslı ve öteki tarafı yani daha Anadolu tarafı diyelim. Aynen. Dolayısıyla bu bölgelerde cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu, muhafazakarların ağırlıkta olduğu bir bölge. Cumhuriyetçiler de bunu aslında Fox News vesaire aşı karşıtlığını daha yoğun kullanıyor idi geçen haftaya kadar. Çok fazla bölgelerde sıkıntı yaşanmaya başlayınca artık onlar da olayın siyasal zeminden daha sağlık zeminine dönmesi gerektiği hususunda aşıyla ilgili yönlendirici, olumlu yönlendirici açıklamalar yapmaya başladı. Döndü yani mevzu. Fenaydı yani doğrudan. Yani bütün tüm dünyada bir şeyi hatırlayın ya, yani bir ülkeye 10 doz aşının gittiği gün ben bu programda bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum yani. Ha tamam şu anda biraz daha zenginlik yani bu anlamda aşıyla ilgili avantajlı olduğumuz bir durum var. Bunu da tabii abartmamak gerek ama yapmayanların da ve tamam kendilerini daha belki karantinada tutarak. Yani karantinadan kastım normal sosyal hayatın içinde olmak yerine daha çok insanların dışında yaşayan ve buna dikkat eden bir pozisyonda olup yaptırmamalarına da bence saygı gösterilebilir yani. Evet. Ben öyle yaklaşıyorum. Ben sahillerde kaç kişi acaba aşı karşıtıydı çok merak ediyorum plajlarda. Onun da ayrıca böyle bir istatistiği var mıdır acaba diye kafamda bir soru var. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı bir tweet var. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım var. Aşı olmayanların sayısı ile ilgili 23 milyondu biliyorsunuz. Bakan Koca diyor ki aşıda 26 Temmuz itibariyle yani dün itibariyle ile toplam 1.367.872 doz aşı uygulandı.
Çok ciddi bir rakam bu. 26 bayramdan sonra aşı kuyrukları yeniden oluştu denilmişti. Bunun doğruluğunu gösteren bir veri. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı dün itibariyle 910.136 kişi oldu. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı da 212.868'di. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanlar, yani hiç aşı olmayanların sayısı şu anda Türkiye'de 23 milyondan 22.344.407 kişiye indi. Hala çok fazla. Ama dün çocuklar dahil mi acaba? Çocuklar yok. 18 yaş 18 altına yok henüz için. Türkiye'de. Yani o 22 milyon içinde çocuk yok. 18 ve yaş ve üstü var, evet. Ya 18 yaş altına aşı rakam uygulanmıyor. Yüksek bir rakam. Toplam dün itibariyle ama bayramdan sonra bir hızlanma olduğu belirtiliyordu. O rakamlara yansımış. Toplam 1.367.872 doz aşı dün itibariyle uygulanmış. Yavaş yavaş hızlanabilir mesajı da içeriyor. İkinci doz gördüğünüz gibi daha yüksek bir oranda. Evet, ikinci doz daha yüksek. Dolayısıyla hiç yaptıran devam ediyor. Yani. Evet. Gibi bir durum var. Yaptıran bırakmıyor. Evet. Yaptıran bırakmıyor ama hiç yaptırmayan biraz orada direnç, orada direnç var. Evet. Evet. Kısa bir ara devam edeceğiz. Evet, Habertürk'te para gündeme devam ederken konu Türkiye'de hiç aşı olmayanlar. Dolayısıyla artan vaka sayıları, Eylül'de de 6 Eylül'de de okulların açılması planlanıyor. Çocuklar zaten 1,5-2 yıldır okul görmedi. Ne olacak durum? Önlem mi, düzenleme mi, kısıtlama mı? Bütün bunlar tartışılırken Türkiye'de aşı yaptırmayanların sayısında bir miktar düşüş var dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İlk doz aşısına hiç aşı yaptırmayanların sayısının 23 milyondan 22 milyon 344.407 kişiye indiğini söyledi. Şimdi son açıklamayla beraber konuyu değiştireceğim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Peki aşı olanlar, olmayanlar biraz daha korunaklı yaşayabilir. Aşı olmak teşvik edilebilir. Daha çok insanlar bilgilendirilebilir kafalardaki soru işaretlerine ilişkin. Aşı sayısı arttıkça koruyuculuk da artıyor. En azından sonbaharda ciddi bir vaka sayısı ve tabloyla karşı karşıya kalmayabiliriz. Tüm dünyanın tartıştığı konu da bu. Şimdi bir konu daha var. Avusturya Başbakanı Kurz'dan bir açıklama geldi dün. Uzun süredir muhalefetin de gündeme getirdiği Suriyeliler ve Afganistan'dan artan göç konusu var. Şimdi Türkiye'de yaşayan Suriyeliler diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, biz iktidara geldiğimizde kendilerini evlerine göndereceğiz. Bunu da bir düzen içinde yapacağız. Ve Afganistan'dan göç konusu da önemli bir tartışma konusuyken Avusturya Başbakanı Kurz mülteci yorumuyla dikkat çekti. Şöyle dedi, Afganistan'da Taliban'dan kaçan mülteciler için Avrupa ülkeleri uygun değil, Türkiye daha uygun. Komşu ülkelere gitmeleri gerekiyor. Avrupa ülkelerinde zaten İslamcılığın artmasından endişe duyuyoruz dedi. Kaçmak zorunda kalan insanlar komşu ülkelere, Türkiye'ye veya Afganistan'ın güvenli bölgelerine gitmeliler. Türkiye insanlar için Almanya, Avusturya veya İsveç'ten daha doğru bir tercih ifadelerini kullandı. Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Afganistan'a komşu değiliz dedi. Kurz'un açıklaması üzerine saçma sapan bir açıklama. Yani böyle bir açıklama da geldi. Avrupa'nın durumunu biliyoruz. Hatta böyle bir ikinci yardım paketi de olabilir Türkiye'ye dönük sığınmacılar için de deniliyor. Ne olacak bu konu? Yani ben bu konuda tabii Türkiye'nin çok yalnızlaştırıldığını ve bu konuda Türkiye'nin üstlendiği misyonun en azından devlet politikası haline gelen hükümetin aldığı bu iradeyle sığınmacılara açtığı kapısını ve bugünkü haliyle de düşündüğümüzde hayatımızın çok sıradan bir normali haline geldi sığınmacılar. Sokakta gördüğünüzde eskiden belki biraz daha dikkat edebileceğiniz işte bak orada şunlar yaşıyormuş falan, bak oradan şu göçmenler gelmiş gibi söylemlerin artık yer bulmadığı bir normalleşmeye döndü. Kanıksandı. Tabii kanıksandı. Şunu söyleyebiliriz belki, özellikle de medyada algıda seçiciliğin, yani siyasetçi profile sahip olan insanların bununla ilgili farkındalık noktasında paylaştıkları bir politik görüş
insanların da ya da onları takip eden insanların da algıda seçicilikle birlikte bu insanların kavgalarını, asayişle ilgili olaylara karıştıklarını vesairelerini daha farklı okuduklarını ve buna karşı da bir karşıtlığın oluştuğunu, negatif anlamda bir olumsuz görüşün ortaya çıktığını da söylemek mümkün. Bir de belki ekonomiyle de etkisi var diye düşünebiliriz. Yani ben şu anda işsizim çünkü Suriyeliler burada iş yapıyorlar. Ben şu anda ekonomik sıkıntı halindeyken onların sigortasız daha ucuz çalıştığı bir durum ortada falan gibi. Ekonomik sıkıntılar arttıkça daha... Biraz daha bu tür olumsuzluklar daha fazla öne çıkmaya başlar. Doğal mesela bir şey. AK Parti doğal Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker ilk ifadesini kullandı, yaptığı bir açıklamada. Yani ben de dün akşam gördüm onu. Hangi gerekçelerle bunu paylaştığını bilmiyorum açıkçası. Yani bir önyargıyla yaklaşmak da istemem açıkçası. Yani dayandırdığı bir görüş, bir savı vardır mutlaka. Ama Arap toplumunun Türkiye'ye olan ilgisinin son dönemde, son birkaç yıldır çok ciddi oranda artış gösterdiğini ve alışveriş merkezlerinde özellikle de lüks markaları, lüks otellerde bu insanları görmek artık çok doğal, çok sıradan bir hale geldi. Evet. Onlar Suriyeli değil ama. Evet. Onlar Araplar. Onların olmaması Türkiye'de ekonomiyi etkiler mi şu anda? Bence etkiler. Çünkü çok ciddi anlamda var karşılığı diye düşünüyorum ben de. Olumsuz anlamda mı etkiler? Yok. Tabii. Olumsuz anlamda etkileyeceğini düşünebiliriz. Ama bunu tabii çeşitlendirmek, sadece turizm demek, Arapları Türkiye'ye çekmek demek değil. Turizm, yani böyle bir Suriyelilere karşı demek. Bir tavır, diğer coğrafyadaki ülkeleri de mi etkiler diyorsun? Ya şöyle, Suriyeliler başlığında hükümetin tam olarak açıklayabildiği şeffaf bir politikası yok. Yani sokakta geçerliliği olan, satın alınan, kabul gören bir fikir, bir politika, yani ileriye dönük kısa, orta ve uzun vadede ne yapacağıyla ilgili, ne düşündüğüyle ilgili, bu politikanın ne olduğuyla Suriye ilgili olacak, orada da aynen bir soru bu. İşareti. Anladım. Dolayısıyla Türkiye insanı da eğer bir olumsuzluğun içindeyse bu tür olaylarda gösterdiği reaksiyon doğal bir reaksiyon olarak kardeşim bu insanlara bu kadar para harcanıyor, bu insanlar burada şu kadar istihdam ediliyor. Dolayısıyla beni etkiliyor gibi bir noktaya evrilebilir mi? Evet, mümkün bu. İlk başta Gaziantep'lerde ben Suriyeli araştırması yapmıştım. Suriyeli göçmenlerle ilgili. İlk olarak Gaziantep'te çok ciddi bir nüfus ortaya çıkmıştı. İnsanlar oradan çuval çuval paralarını alıp gelmişlerdi Antep'e. Ve o dönemde esnaf, oradaki eşrafta olan insanlar çok mutlulardı. Çünkü 1 lira olanı 5 liraya verebiliyorlardı onlara. Kiralar artmıştı falan ve bunu avantaja çevirmişlerdi. Fakat bir süre sonra para bitti. Doğru. Para bitince bu kez sigortasız çalışmalar başladı. Yani gayri resmi olan çalışmalar başladı. Dolayısıyla doğrudan Türkiye'deki yaşayan insanların da etkilenmesini sağlayan bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da beraberinde olumsuz görüşü getirmeye başladı. Şimdi Afganlar ya da Suriyelilerle ilgili küçücük bir cümle söyleyeyim. Suriyelilerle ilgili ben de çok fazla haber sitelerinde haber görüyorum. Şurada şöyle bıçaklama oldu. Burada bu işte taciz oldu. Taciz edildi vesaire gibi. Bu tür haberlerin de algıda seçicilik olduğunu, yani toplam oranına baktığınızda bence çok büyük bir etkisi olduğu kanaatinde değilim ama algıda seçicilik, o farkındalık insanlarda bir rahatsızlık yaratıyor diye düşünüyorum. Bunu genellememek gerektiğini düşünüyorum. Devam edeceğiz. Bu bölümü tamamlayalım. Kısa bir aramız daha var. Ardından birlikteyiz. Devam ediyoruz. Faruk Acar, Kemal Öztürk, Alaydar Fırat bizimle birlikte. Şimdi Avusturya Başbakanı zaten Afganistan'dan göç sayısı arttı. Suriyeliler meselesi var. Bu tartışmaların odağında dedi ki
Bize gelmesinler, Avrupa'ya gelmelerine gerek yok. Rahat da edemezler. Biz de zaten İslamcılığın artmasından endişeliyiz. Gitsinler Türkiye'ye ya da komşu ülkelere, daha iyi olur. Tabii Ankara'da tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi kendisine. Bütün bunları konuşuyoruz. Devam edeceğiz ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın biraz önce Mahir Kılıç bize detayları aktardı. Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Fransa'dan jet almasını değerlendirdi Bakan Akar. Biz hep diyalogtan yanayız ama Yunan komşularımız provokasyondan vazgeçmiyor. Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengesi değişmez dedi. Akar Kıbrıs'ta iki devletli çözüm kararlılığını da vurguladı. Bir dinleyelim, ardından devam edeceğiz. Barış içinde, huzur içinde, diyalog içinde siyasal çözümler bulmak suretiyle sorunların çözülmesine yana olduğumuzu tekrar tekrar Yunan komşularımıza söylüyoruz. Ve fakat maalesef Yunan komşularımız provokasyondan, provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmediler, vazgeçmiyorlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi biz hukuktan yanayız, diyalogtan yanayız. Bir silahlanma yarışına tutturmuşlar, gidiyorlar. Arkadaşlarım, bu 3-5 uçak almakla, 3-5 efendim kullanılmış uçakla efendim güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu da bizim Yunanlı komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl çözümlerle, siyasal çözümlerle, yani buradaki sorunlarımızı çözme gayretlerimize katılmalarını bekliyoruz. Biz Ege'deki, Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını ve menfaatlerini korumak ve kollamakta kararlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi arkadaşlar. Ve bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Egemen, bağımsız, iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi lazım, özümsemesi lazım ve dolayısıyla arkadaşlarım buna göre herkesin kendini ayarlaması lazım. Önemli bir gündem maddesiydi. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Beraberindeki heyetle. Oradan dünyaya verdi Kıbrıs konusunda mesajlarını. Ardından Fransa'dan birkaç adım geldi, çok tartışılan. Dede Ağaç'ı Amerika'nın yığınak yaptığı yeni biliniyor. Aynı zamanda şimdi de Fransa'dan işte yeni uçak alımlarını değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokasyon bir silahlanma yarıştır aldı başını gidiyor dedi. Kıbrıs konusunda da iki devletli çözüm vurgusunu yeniden dile getirdi. Biz bu konuyu bitirelim, devam ederiz. Dış politikada çok fazla gelişme var çünkü. Avusturya Başbakanı'nın açıklamasını hatırlatmıştım ve bizdeki tartışmalar. Şimdi aşı karşıtlığı gibi mülteci karşıtlığında da bir yükseliş var. Hatta bu karşıtlık öylesine tehlikeli boyuta geldi ki işte Bolu Belediye Başkanı oradaki mültecilerin sularına 10 kat 20 kat zam yaparak onları cezalandırmaya kadar da gitti. Evet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan'dan bahsediyor. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey. Mülteci karşıtlığı söylem düzeyinden eylem düzeyine geçiyor. Bu da bireysel müdahalelerle yapılan bir şey ki bunun sonuçlarının tehlikeli olacağını düşünüyorum. Yani bir belediye başkanının ya da bir kaymakamın ya da başka bir görevlinin ülkedeki genel politikayı etkileyecek ve toplumu paralize edecek bu tür müdahaleleri bana çok tehlikeli geldi. Destek çıkanların çokluğu da ayrıca ürküttü beni. Şimdi ben demiyorum ki AK Parti hükümeti mülteciler konusunda dört dörtlük başı mamur işler yaptı, her şeyi çok güzel yaptı. Sorunlarımız var, doğru. Mesela ısrarla bir göç bakanlığı kurulması gerektiği söylüyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinde göç bakanlığı var. Politika belirliyor. Yani Van'dan giren bir Afganlı düzensiz göçmen olduğunda bu ülke buna karşı ne yapar? Bunun bir politikası olması gerekiyor. Ya da Suriye'den bir göçmen geldiğinde bunun kayıt işlemlerinden iskan edilmesine, istihdam edilmesinden sosyal entegrasyonuna kadar bir politikamızın olması gerekiyor. Bu politikamız yok. Bunu bakanlık yapar. Şimdi göçmenlerle ilgili Türkiye'de birçok bakanlık, onlarca da kurum ilgileniyor. Ama hepsi parça parça ve hepsi farklı politikalarla ilgileniyor. Halen biz yardım politikaları merkezli bir çalışma yürütüyoruz göçmenlere karşı. Oysaki sosyal uyum politikasına geçmemiz gerekiyor. Yani bu insanlar
ülkeye nasıl entegre olacaklar? Yemek şey yemesinden işine kadar. Bu şu anda Suriyeliler, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri dönmesi çok zordur. Zaten birçoğu da dönmek istemez. Uluslararası istatistikler var. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı. Mesela bayram ziyaretini yaptılar, döndüler. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlar var. Geçmiş dönem göçmenler üzerine yapılmış çok önemli çalışmalar var. Gelen göçmenlerin %75'i dönmüyor. Buralı oluyor. Bakın benim dedem de bir Kafkasya göçmeniydi. Geldi, kaldı, babam, ben bu ülkede yaşıyoruz artık. Ben de bir Kafkasya göçmeni çocuğuyum. Yani iki nesil sonra kimse Suriyeli birinin ne bu denli tepki göstermeyecektir belki. Ama bizim devletimizin bir sosyal uyum projesi yürütmesi gerekiyor. Yani bu insanların toplumla entegrasyonu, uyumu, bu ülkede yaşama biçimini belirlemesi, bir politikasını belirlemesi gerekiyor. Ekonomik politikasını, yani göçmenin bir ekonomik politikası olması gerekiyor. İstihdam edilmesi, çalıştırılması, nerede çalıştırılması, bunlar çok önemli konular. İskan meselesi. Mesela Antep, Urfa anormal yoğunlaştı. Sonra onlardan çıktılar, İstanbul'a yoğunlaştı. İstanbul'un bazı semtlerine yoğunlaştı. Bunlar bir iskan politikasıyla olabilir. Yani o göçmenin yaşaması gereken yer devlet tarafından belirlenir ve orada iskan edilir aslında. Mesela en çok bütün bunlarda sorunlarımız Afganistan, var. Afganistanlılarmış mesela, bugün gelen gazetelerde yer alan haberlerde o vardı. Şimdi bakın, vatandaş. Bunlar sorunlarımız. Mesela İran, Afgan göçmenlerinin Türkiye girişini politik bir şantaj aracı olarak kullanıyor olabilir. Bu böyle bir şey yapılabilir. Bizim devletimizin yapması gereken şey sınırları güvenli hale getirecek ve oraya sınıra gelen bir Afganlı göçmene karşı ne yapacağını bir politika olarak belirlemesi aslında gerekiyor. Oraya ayrı bir başlık açacağım. Ama şunu söyleyeceğim Ebru Hanım. Tüm bu hatalarına ve yanlışlarına, eksiklerine rağmen hükümetin bir göçmeni ölüme terk etmemesi, tıpkı Akdeniz'de olduğu kabul gibi etmez. Botunu batırmaması, Akdeniz'de suda boğulmaya terk etmemesi çok takdire şayan, çok peki, insani bir şeydir. Peki muhalefetin biz bunu yani ülkelerini düzelterek, konuşarak, ikna ederek geri göndereceğiz söylemini nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi Suriye'ye geri göndereceğiz diyor değil mi Sayın Kılıçdaroğlu? Evet. 6 milyon insanın Suriye'den çıkma gerekçesi Esed rejimi. Bu insanlar onların ölümlerinden, varil bombalarından kaçtığı için bu ülkeye geldiler. Peki o rejim, o devlet başkanı halen o ülkede görevdeyse bu insanları nasıl geri göndereceksiniz? Birleşmiş Milletler'in güvenli şehirler ve güvenli bölgeler oluşturmadan bu insanları o bölgeye gitmeye ikna etmek mümkün değil. İkincisi, o şehirleri imar etmeniz gerekiyor. Her yer yıkık halde. Onu imar etmeden bu insanları göndermek mümkün değil. Bir süre sonra zorlarsanız 6 milyon Suriyeli'yi bu kadar 10 yıl boyunca misafir ettiğiniz insanları kendinize düşman yaparsınız. Allah korusun, çatışma çıkar. Şöyle ölüme gönderiyorsunuz yani. O öyle hissediyor. Ama benim bayramda ailesini ziyaret ediyor. Bakın, bayram geçiriyor diyorlar. Bu niye bu kadar kötü bir yere bayram ziyaretine şöyle, gitsin diyorlar. Bazı güvenliği sağlanmış bölgelere gidiyorlar bu insanlar. Hı-hı. Hepsi de bayramlaşmaya gitmiyor. Bayram vesilesiyle kendi ülkesinde kaybettiği yakınını, dostunu bulmaya da çaba gösteriyor. Hı-hı. Şimdi hükümetin bu konuyu uluslararası bir sorun haline getirme çabası başarısız oldu bana göre maalesef. Aslında bu Avrupa'nın da sorunu. Niye sadece bizim sorunumuz? Kimse almadı onu. Neden sadece şöyle, bizim Kanada sorunumuz? Şöyle, Kanada 200 göçmeni alkışlayarak karşılıyor. Biz 5-6 milyondan bahsediyoruz. 200 kişi için yani, büyük bir şey yapıyor. Biz göçmen kabul ediyoruz Almanya, diyor. Bizde milyonlar var. Evet. Şimdi Avrupa'nın, yani Türkiye'nin göçün kaynak ülkesindeki sorunu çözerek göçü durdurma çabası olması gerekiyor. Afganistan'da, Libya'da, bakın Libya'da unutmayalım, oradan da çok büyük bir göç var. Libya'da, Cezayir'de, şimdi Tunus krize girdi. Belki yakında Tunus'ta. Doğru. Tabii. Lübnan'da, bakın 12 saat elektrik kesiliyor Lübnan'da şu anda. Büyük ekonomik kriz var. Irak'ta, Suriye'de. Yahu şu ülkeleri, Amerika Irak'tan yani, da çıkacak şimdi yeniden. Ülkeleri ikna edip göçün kaynağındaki sorunu çözüp oradan göçün çıkmasını engellemek gerekiyor.
Türkiye bu konuda çaba gösterdi. Evet, ben takip ettim. Türkiye bu konuda çok uğraştı. Hala uğraşıyor. Ama olmuyor. Olmuyor. Avrupa, bakın şımarıklığa bakar mısınız yani, Avusturya başbakanı mıydı? Evet, Kurt. Şımarıklığa bakın yani. Bize gelmesinler, Türkiye'ye gitsinler. İyi de Afganistan sorunu uluslararası bir sorun. 20 yıldır Amerika orada. Amerika 12 bin kilometre öteden gelmiş, bu ülkeyi işgal etmiş, taş üstünde taş bırakmamış, milyonlarca insanın sefalet içinde yaşamasına neden olmuş. Şimdi elini kolunu sallayarak çıkıyor. Taliban'dan korkan insanlar, siz de çevre ülkelerde gidin. Hani Birleşmiş Milletler diye bir kurum var bu dünyada. Neden müdahale etmiyor Birleşmiş Milletler bu ülkelerdeki krizi, savaşı, terörü engellemek için? Sonra göç oluyor, Türkiye'de kalsın. Bence sınır kapılarını açarak göçmenlerin bir kısmını Avrupa'ya göndermekte Türkiye haklı. Yani neden yükü sadece biz çekiyoruz? 3-5 milyar avro vererek bu sorunu çözemeyiz ki. Bunun sosyolojisi var. Bakın toplumumuz ikiye bölündü. Mülteci karşıtlıkları artık şiddete yönelmeye başladı. Sokakta gördükleri insanları dövenler, mültecileri Faruk dövenler gibi var. Yani. Ekonomik sıkıntılar onu daha görünür ve tahammülsüz. Ama bunun bakın sosyal çarpanı, sosyal çarpanı kimse hesaba katmıyor. Yani bu da ayrı bir problem. Sadece demek ki ekonomik yardım alarak bu sorunu çözemiyoruz. Bunu paylaşmamız gerekiyor. Avrupa'nın... Ama Yasin Aktay'da ekonomiye destek veriyorlar. Ekonomi çöker giderlerse de. Şimdi bakın Bolu Belediye Başkanı'nın evinde sigortasız Afganlı çalıştırdığı ortaya çıktı. Yerel bir gazetede haberini okudum ben. Şimdi oldu mu bu? Yani onlarca insan sigortasız Afganlı, Iraklı, Suriyeli çalıştırmıyor mu yani? Tanju Bey varsa yazın. Yani şimdi Afgan'da mı çalıştırıyorsunuz evinizde? Çalıştırmış bir dönem. Şimdi bakın bunu böyle önünüze geldiği gibi uygulama yaparak söylemler geliştirerek çözemezsiniz. Allah korusun, bunun çok tehlikeli sonuçları olur yani. Bu çok çok ciddi bir sorun. Tabii, ama ben hükümetin bu konuda hala kuvvetli bir politika belirlememesini, hala yani duygusal söylemlerle bu işi çözemeyiz biz. Yani evet, ben çok takdir ediyorum. Hiçbir insanı ölüme bırakmadı bu ülke. Kapısını herkese açtı. Herkese ekmek verdi, yer verdi. Bu çok takdire şayan bir şeydir. Ama bu bir devlet. Bir devletin politikası olur, sistemi olur, kurumları olur. Ne yapacağını bilir. Duygusal olarak bunu sürdüremeyiz daha fazla. Bu mülteci karşıtlığını, aşı karşıtlığını da retorikle karşılık veremezsiniz. Retorikle de çözemezsiniz. Somut çözüm önerilerine ihtiyaç var. Somut projelere ihtiyaç var. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Bir de galiba şimdi çok fazla kutuplaşma oldu ya, bazı insanlar çok dışlanmış hissediyor. Onun da bence bir etkisi ve karşılığı var. Yani bir kendi şunu merak ülkemizde ediyorum. Biz bu muameleyi görüyoruz. Söylemi çok fazla işitiyorum ben. Bir de şunu merak ediyorum. Belki Faruk Bey bu konuda araştırma yapar. Aşı karşıtlarıyla mülteci karşıtları arasında bir korelasyon var mı? Yani bir irtibat, bir ortak şey var mı acaba? Her şeye siyasi, karşıyız mantığından yola çıkarak. Şey, zeminde mevzu yürüyor gibi, evet, mi? Evet. Bir ya ilginç. Da karşı olan her şeye karşı şeklinde mi? Yani bir de bir siyasi partilerin bu konuda böyle bayrak taşır gibi bayrak yarışına girdiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti. Partilerin aşı karşıtlığı konusundaki mülteci karşıtlığından bahsediyorum. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin sözcülerinin mülteci karşıtlığı konusundaki yarışına şaşıyorum yani. Söyle. Çok şaşırıyorum. Peki. Alıcısı vardır. Mutlaka vardır. Ama toplam büyük fotoğrafa baktığınızda bunun mihmandarlığını yapacak bir akıl sonuçta kaybeder. Yani belki o günkü koşullarda popülizmin gerektirdiği şekilde kendi tabanınıza ya da bu insanların görüşlerini savunuyormuşçasına bir politik duruş sergileyebilirsiniz ama insani açıdan baktığınızda, ki insan hakları temelinde sürekli argümanlar üreten bir muhalefetseniz, o halde bu insan haklarına burada da aynı oranda. Çünkü bu insanlar da uzaydan gelen insanlar değil, sonuçta insan olarak bakıyorsunuz. Çevre dediğiniz, hayvan hakları olarak baktığınız birçok başlığa Suriyeliler diyerek insan dışı bir muameleyle bunun mihmandarlığını yapacak. Ha, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada böyle bir izlenim yok. Ama böyle rigid, böyle kafatasçı, böyle uç noktalarda atılan tweetleri görüyorum. Hı. Ben de bazı siyasetçiler de bunun içinde bir pay sahibi olduğunu görüyorum yani. Değişik işte, AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı başka bir şey söyledi, o başka bir şeye çevrildi falan. Dolayısıyla siyasetçilerin de burada böyle pürüpak şekilde zemzem suyuyla yıkanmışçasına kendince ifade edilmiş
haliyle meseleyi okumaları çok anlamlı değil. Bu sokakta daha büyük bir karşıtlığa, doğru, daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir tahammülsüzlüğe doğru evrilir ki o da sosyolojik açıdan bakıldığında yarın belki de dönülmesi pek mümkün olmayan politikaları beraberinde almak zorunda kalacağınız politikaları beraberinde getirebilir. O nedenle ben de başında ifade ettiğim gibi Ali Haydar Fırat'a da dönmeden önce şu cümleyle özetleyeyim. Kesinlikle insani açıdan değerlendirme bakımından bakıldığında hükümetin takdire şayan bir süreci yönettiğini görebiliriz. Yani gerçekten kendi gönlümüzden yaklaşan bir kucaklamayla meseleyi, o merhamet duygusuyla olaya yaklaştık. İnsani açıdan duygu bağlamında meseleyi tuttuk. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Duygusal bağlamda meseleyi merhamet açısından değerlendirerek bakmanız doğru değil. Herkes buradaki kendi evine, eksiklik, ülkesine geri buradaki dönmek eksiklik, istemez mi? Niye dönmek istemiyor acaba gelenler? Döndüğü yerin artık kendi evi olup olmadığıyla alakalı kuş bir şey bu. Yani sonuçta burada bir sürü... Şöyle düşünün, buraya 3 kişi geldiler. Karı, koca ve bir çocuklarıyla. Şu anda 5 kişilik, 6 kişilik aileler. Türkiye'de doğmuş çocukları var. İstanbul'da olan çocukları var, Antepli olan çocukları var. Yani sosyal hayatın bizzat içinde bu insanlar. İlk gördüğümüzde işte köprülerde, trafik lambalarında vesaire açız tabelaları şeylerini yazıp gördüğümüz insandı. Şu anda yok onlar. Şu anda hayatın içindeler çünkü gerçekliğin içindeler. Belki de pandemi dönemine bu uyum süreci de başladı olabilir. Ve acaba böyle bir hani sizin dediğiniz o süreç tamamlandı bu gibi mi? Bu tür çalışmalar yapılıyor ama sürdürülebilirlik işte Kemal Öztürk az önce onu söyledi. Birçok bakanlığın sürdürülebilirlik ve devamlı başlığı bu. Olması gerekiyor. Yani bir sığınmacı Suriyeli politikası kendince var. Ben dün söyledim acaba ben mi yanıldım dedim. Eskiden her adım başı görürdük sokaklarda çocukları görürdük ailelerini görürdük. Şimdi lokal olarak şimdi bazı bölgelerde olarak yoğun olarak görüyoruz. Ve sürekli karşımıza çıkan belki pandeminin de etkisi. De bir süreç değil. Ama bunun sürdürülebilir olması ve daha hızlandırılması gerekiyor madem dönmeyecekler diyorsunuz. Bu çatı bir politikayla eğer geri gönderilecek bir politika var idiyse bunu kamuoyuna net bir şekilde paylaşmak. Kılıçdaroğlu'nun dediği de o anladığım kadarıyla gibi. Zaten ürkütmeden bunu sağlayabilmek diyor ama o da tam olarak neyden bahsediyor o belli değil yani. Ali Aydar Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden bahsediyor? Bir bunu soralım. Yani nasıl bir geri döndürme? Çünkü gelenlerin çoğu geri dönmek istemiyor. Bunu bütün araştırmalar söylüyor. Faruk Acar da işaret ediyor. Kemal Öztürk de siz de söylüyorsunuz. Gelmek isteyen, kalan, burada çocuğu olan, okuyan, işini kuran dönmek istemez. Bir de gideceği yer konusunda endişeleri varsa. Ama bayram tatiline gidiyorlar, uzun kalıyorlar. Sonra geri gelebiliyorlar. Madem bu kadar kötü savaş var niye oraya gidiyorlar gibi bir söylem mesela geliştiriliyor. Neyse bu bir yerde. Bir yerde biraz önce de gündeme geldi. Dünden beri de tartışılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları. Şimdi belediye hizmetlerinde yabancılara zam yapma planını açıkladı. Yani şöyle diyor. Biz kullanıyoruz ama bizim kullandığımız su kadar fiyat ödemesinler. 10 kat daha fazla fiyat ödesinler. Zam yapıyorum dedi. Yine bir takım engellemeler getirileceğini aktardı. Daha önce diyor ki belediye bütçesinden yardım kestim diyor. İş yeri ruhsatı vermedim. Her şeyi yaptım ama gitmiyorlar diyor. Böyle bir yetkim yok. Biliyorum bana bu faşist diyecekler desinler. Umurumda bile değil. Vereceğim suyun fiyatını da arttırıyorum diyor. İstemiyoruz diyor yani. Neden bu kadar sert? Acaba bu CHP'nin de düşüncesi mi diye sorulmuş. Mesela bugün Nagihan Alçı yazısında sormuş acaba Kemal Kılıçdaroğlu buna ne diyor diye. Ne dersiniz? Bolu Belediye Başkanı'nın açıklamasını bir yurttaş olarak kabullenemiyorum, kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Öncelikle bunu ifade edeyim. Bu sorun böyle çözülmez. Bu yaklaşım kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. İnsani sınırlar içerisinde bir yaklaşım değildir ve ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası olduğunu düşünmüyorum. Ondan önce Sayın Kılıçdaroğlu bir video çekmişti ve şunu söylemişti. Gelen insanların hiçbir suçu yok. Yani bu insanlar savaşlardan, açlıktan, yokluktan kaçarak yani zorunluluktan kaynaklı olarak kaçarak ülkemize geldiler. Dolayısıyla bu insanlar bu ülkede misafirler ama nihayetinde bu sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla bu insanların
kendi ülkelerine dönecek bir iklimin yaratılması gerekir. Şimdi bu iklim nasıl yaratılabilir? Bu mühim bir soru ve önemli bir konu ve de aynı zamanda zor bir konu. Yani Suriye'de bir istikrarın sağlanması, orada bu kadar parçalanmış etnik ve mezhepsel bir yapının tekrardan bir konsensusla bir araya getirilmesi çok kolay bir iş değil. Fakat mesele şu, bu iş tümüyle ne yazık ki Türkiye'nin sorunu haline geldi. Yani başka hiçbir ülke bu soruna eğilmek ya da bu sorunu görmek istemiyor. İşte Avusturya Başbakanı'nın yaptığı ya en iyi yer Türkiye'dir açıklaması aslında birçok Avrupa ülkesinin bu olay yaklaşımını özetliyor. Emin olun Almanya da böyle bakıyordur, Fransa da böyle bakıyordur. Herkes ya biz ekonomik olarak bu yardımları sürdürelim ve bu burada kalsın. Şimdi Türkiye'nin önünde şöyle bir mesele var. Orada da birinci liderlerine olarak çok AK Parti sert tepki hükümeti gösteren siyasetçilerine insanlar var bu arada. Biliyorum. Şimdi bakın bu büyük bir sorun. Bu sadece ekonomik bir sorun değil. Bu insani bir sorun, bu siyasi bir sorun, bu sosyolojik bir sorun. Ya bunun içinde bu sorun giderek ve giderek artarak büyüyecek bir hal alacaktır. Ve bunun karşısında da popülist bir takım yaklaşımların da artacağını da görmek gerekiyor. Yani birileri çıkıyor söylüyor, farklı siyasi partiler, milletvekilleri gönderelim, işte kovalım vesaire falan. Şimdi bu popülist yaklaşımların arttığını göreceğiz, bu bir. İkincisi bu sorunların da arttığını göreceğiz. Yani gündelik olarak dolaşımda sosyal medyada işte tacizler, işte fotoğraflar vesaire falan niye kendi ülkelerinde değiller giderek artan. Çünkü şöyle bir şey var, göç sosyolojisi çalışmalarına baktığında toplumlar kalıcı olarak bir yere yerleştikten sonra oradaki ekonomiden pay almaya başlarlar. Oradaki bir biçimde üretimden pay almaya başlarlar ve bu oradaki yerleşik toplumları rahatsız eder. Bu dünyanın her yerinde böyle olmuş. Tabii şimdi ekonomik iki temel mesele var burada. Göze çarpar ve tartışmalar baş gösterir, artar. Evet. Ama bir yandan da işte şimdi bakıyorsunuz yani görüntülere de bakıyorsunuz. Sadece o insanları kabul etmek önemli. Onlara insanca bir yaşam sunmak da önemli. Madem kabul ettiniz uyum politikalarıyla o yaşamı belli standartlarda ve iyi şekilde sürdürmelerine de destek olmanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin bu insanların yani Türkiye'nin bu göç problemine ilişkin olarak bir politikası var mı? Yani sınırları açma dışında bir politikası var mı? Bugüne kadar buna tanıklık etmedik. Yani biz bu göçü nerede durduracağız? Ne zaman durduracağız? Bu insanlar ülkelerine nasıl dönecekler? Bununla ilgili bugüne kadar açıklanmış herhangi bir program yok. İkinci mesele şu. Velev ki bütün bu insanları biz ülkemizde kabul ettik ve bu insanlar burada kaldılar. Bu insanların entegrasyonuna, sosyal entegrasyona ilişkin olarak herhangi bir program, bir çalışma var mı? Onun da henüz detayları ya da açıklanmış, belirlenmiş bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla bir politikasızlık sorunu var. Bu politikasızlık sorunu içerisinde bizim tek başımıza bu sorunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. Bakın şu anda hala İran ve Pakistan'da 7 milyona yakın Afganlı var. Ve bunların çoğu İran'da yaşıyor. Ve İran bu insanları çok rahat bir biçimde Türkiye sınırına getiriyor. Ve bizim sınırlarımızdan içeri giriyorlar ve bu insanlar farklı şehirlere dağılıyorlar. Bu insanlar kimdir? Bu insanlar nedir? Bu insanlar terör örgütleri bağlantıları var mıdır? Hastalıkları var mıdır? Bunlar nasıl kontrolden geçiyorlar? Nereye yerleştiriliyorlar vesaire falan. Yani şehirlere, kent merkezlerine baktığınız zaman çok gelişik, güzel bir yayılım söz konusu. Bu insanlar evet belli bir kısmı kamplarda tutuluyor ama nihayetinde çok önemli bir kısmı da şehirlerde yerleşik hayata geçiyor. Kendi mahallelerini kuruyorlar. Yani İstanbul'da mahalleleri var, Ankara'da mahalleleri var. Şimdi Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş şunu söylüyor, diyor ki bazı ilçelerde nüfus diyor, yani gelen göçmen nüfusu diyor, oradaki yerleşik nüfustan, Türk nüfustan daha fazla bir hal almaya başladı. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde, herhangi bir kent, herhangi bir yerleşim yerinde göç o kentin daha nüfusundan daha fazla bir hal almaz, buna izin verilmez. Çünkü o bambaşka bir sosyoloji doğurur, bambaşka. Orada insanlar bir yerden sonra şunla karşılaşabiliriz bakın, Hatay'da başka yerde oradaki Türk belli şehirlerde, belli ilçelerde yoğunlaşmanın da önüne geçmek gerekir diyorsunuz.
Evet, yani bu yurttaşlar yarın bir gün oradan geçmek zorunda kalabilirler. CHP'ye iletilen. Anladım. Hayır, yani bu bizim kendi insanımız yaşadığı bölgeden, yaşadığı ektiği tarladan, ovasından, yaylasından, köyünden, kentinden göç etmek. Yani bu Türkiye'deki başka bir iç göçü tetikleyebilir. Buna ilişkinde herhangi bir yaklaşım ya da herhangi bir politika sorunu. İskan yani politikası lazım. Dolayısıyla yani bir politikasızlık Evet, ya yani burada bir ciddi bir politikasızlık sorunu var ve bunun şimdi bakın geçen gün şöyle bir videoyla karşılaştım. Yani AK Partili olabilir ya da bir mülki idari amir olabilir. Bir vatandaş şunu söylüyor, diyor ki kardeşim yanımdaki markette Suriyeliler kaçak sigara satıyorlar ve buna müdahale edilmiyor. O mülki amir de şöyle bir cevap veriyor, diyor ki ya bu önemli değil diyor, bu başka mesele. Bunun neticesinde o marketin sahibi de diyor ki o zaman ben de diyor marketimi Suriyelilerin üzerine yapayım, vergi vermeyeyim. Şimdi bu kişisel mesele değildir. Bu çelişkiler artacaktır. Bu çelişkiler oradan tartışma. İşte kendi ülkemde bir şimdi tartışması bakın, bu, gibi. Evet. Gördüğüm şimdi muhabbeti. Burada tırnak içinde pozitif bir bu ayrı insanlar şey. Çok ciddi zorluklardan, savaşlardan, katliamlardan kaçıp geldiler. Ama nihayetinde ekonomik bu insanlar sıkıntılarda işte bu pozitif bizim ayrımcılık daha fazla göze çarpar. Sıkıntı arttıkça o tartışma konusu olur. Onu Ebru Hanım, bu bizim genel toplum bakışımız şöyleydi. Biz bu Suriye meselesinin çözüleceğini düşünüyorduk ve bu insanların ülkelerine geri döneceğini zannediyorduk. Şimdi bunun böyle olmadığını toplum giderek kanıksıyor, giderek kabulleniyor. Evet. Daha doğrusu bunu görüyor ve buna karşı da ciddi bir tepki örgütlüyor. Şimdi bakın, her tarafta bakın bizim işte Irak, Kuzey Irak'ta, Suriye'de şehitlerimiz gelince herkes şunu paylaşıyor. Biz burada onları besliyoruz, askerlerimiz orada şehit oluyor. Şimdi bu bir takım popülist yaklaşımların öyle ya da böyle giderek artmasına neden olacak. Yani yarın öbür gün bir siyaset başka bir alanda, bu partiler olmayabilir, biri çıkar ve tamamen Suriye ya da mülteci karşıtı üzerinden bir siyaset örgütler ve o siyaset gerçekten çok ciddi bir biçimde artar. Çok ciddi bir sempati ve çok ciddi bir destek bulabilir. Anladım. Bu yeni bir kargaşaya neden olabilir. Bu, yani bu mesele Amerika'da çok tarihi bir yani meseledir. Bu mesele uzun yıllar sürebilecek bir meseledir. Oldu. Ve buna ilişkin olarak da maalesef bizim çözüme yönelik herhangi bir politikamızın olmaması bence işin en vahim noktası diye düşünüyorum. Faruk Acar Amerika'da bu yaşandı dedi siz. İşte geçen dönem Trump Meksikalılara, İspaniklere uyguladığı politikanın nasıl kapatasçı bir kitle tarafından nasıl ele alındığını bir dönem boyunca yaşamış olduk. Yani bu kadar çok sürpriz olmaz. Şimdi hem yapan başka hem ülke de yok bir kısa not söyleyeyim. Buyurun. Hem Dünya Bankası hem IMF'nin bir takım çalışmaları var. Yani yakın bir gelecekte içinde bulunduğumuz süreçte yoğun bir kıtlık olacağını, ekonomik bir takım zorlukların yaşanacağını bir 10 yıllık bir süreç öngörülüyor. Bu 10 yılda bu ekonomik olumsuzluklar içerisinde bizim Suriyelilere yönelik tepkiyi nasıl engelleyeceğimiz konusunda oturup gerçekten çok ciddi biçimde düşünmemiz ve önlemleri almamız gerekiyor. Yoksa insanlar yanı başındaki insanlar düşman olarak görürler ve onlara her türlü saldırıyı ya da her türlü şiddeti bir biçimde makul görür ya da gösterirler. Bundan kaçınmak lazım. O yüzden önümüzdeki süreç bizim açımızdan çok zorlu bir süreç, onu söyleyebilirim. Peki. Şimdi bugün dün Teke Tek programında da bu süreç Afganistan'dan göç nasıl oluyor tartışıldı, anlatıldı. İzlediyseniz bugün de Milliyet manşet yapmış. Şimdi İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar ve farklı illere gönderiliyorlar. Kaçakçılar tüm organizasyonu bir anlık mesajlaşma uygulamasıyla yapıyor. Bu insanlara bir kod da veriliyor. İran zaten açık kapı politikası izliyor. Oradan gelenler mesela işte Tatvan'da Rahva denilen yerde bir alt geçitte bekliyorlarmış. Buradaki trafiği de biri yönetiyor. Ondan sonra kendisini toplayıcı olarak tanımlıyor. Daha sonra bu insanlar otobüslerle illere gönderiliyor. Hatta artık kaçak gelen göçmenler, kaçanlar ülkelerinden parayı ulaştığı ilde bir kısmını veriyorlar. Eskiden hani bir takım sorunlar vardı. Dolayısıyla hani İran üzerinden
böyle komplike, planlı mesajlaşma yöntemiyle kodların devreye girdiği, yerlerin belli olduğu, noktaların belli olduğu, belli noktalardan insanların otobüsle illere dağıtıldığı bir sistemden bahsediliyor. Bugün Milliyet manşetine taşımış. 150-200 lira kişi başı veriliyormuş bu göç sırasında. Dolayısıyla zaten o arabalarda kaç kişi var, kaç kişi geliyor, günde 500'ü bulabiliyor diye denilen iddialar da söz konusu. Şimdi bu kadar böyle bu organizasyon nasıl yapılıyor diye de soru var. Yani nereden geldikleri belli, nerede topladıkları belli, bir yere geliyorlar, orada bekliyorlar, orada yiyorlar, içiyorlar, ateş yakıyorlar, otobüslere binip illere gidiyorlar. Peki yani, bizden hiç kimse görmüyor mu bu olayları? Soruyu siz sordunuz. Görülüyor mu? Videoları da çekiliyor. Videolar yani var, en azından, görüntüler var, iddialar var. Haberi yapmış yani. Sonuçta. Haberini yapmışlar, anlattılar nasıl. Adım adım. Adım adım. Şimdi diye. Bakın şu kötü bir duygu. Yerler belli, o yüzden yerleri söyledim bildiğim gibi. Yüzlerce göçmenin ellerinde bavullarla yürüyerek Türkiye sınırından içeri girmiş olduğu görüntüler insanlara kötü şeyler hissettirir. Yani ya burası çok özür dilerim yani hakarete varacak kadar burası bilmem neyin ahırı mı diye yol geçen hanımı bu ne biçim ülkedir diye insanlara bunu vatandaşlara bunu hissettiren görüntüler bunlar. İşte bunları da hükümetin bir göç konusunda bir iletişim politikasının da olması gerekiyor. Bunu yani yapanlar anlatıyor. Evet. Yani bu insanlar gerçekten böyle mi geliyorlar? Gerçekten ellerini kollarını sınırdan sallayarak geçiyorlar mı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani. Sadece bir kişi 80-90 mülteci gönderdiğini anlatıyormuş. Yani İçişleri Bakanlığı'nın... Parası iyi olmasa yapılacak iş değil, evet. Zor işte diyor hani. Ama 150-200 falan diyor. Kişi başı evet. Şimdi o böyle... Parası iyi olmasa yapılacak iş değil diyor. Arası 150-200 liraya şey eğer kişi başı Türkiye'ye götürüyorsa bence çok iyi rakam falan kelep falan diyeceğim yani. 80-90. Şimdi o bölgeye duvarlar örülüyor. Ya Ali Aydar bir şey söyle. Bir söyle duyarım sizi. Ya şimdi Tanju Bey bir mesaj yollamış. Evet. Programda şöyle bir ifade geçmiş galiba. Afgan evinde Afgan çalıştırıyor diye. Kemal Bey böyle ben iddialar var kendisiyle Afgan... ilgili sigortasız yabancı çalıştırıyor. Evet. Afgan dedi evet. Evet. Biz de sorduk aynı böyle bir şey var mı Tanju Özcan diye sorduk kendisine. Evet Sayın Tanju Özcan da şunu söylüyor. Ben hiçbir zaman evimde bir Afgan çalıştırmadım. 12 yıldır bir Türk'le evli olan ve sadece birkaç ay bizde çalışan Fas kökenli bir kadın yardımcımız vardı. O da birkaç ay çalıştı. Sigortasını yaptık. Sadece böyle bir durum söz konusu. Başka da herhangi bir durum söz konusu iddialar doğru değil diyor. Teşekkür ederiz. Sayın Tanju Özcan. Ali Aydar Bey ben size Bolu'daki yerel medyada bu konuyla ilgili çıkan haberin kepsini göndereceğim. Kendisine iletirsiniz. Artık o düzeltme yapmak isterse o medya sitesine de gönderir. Hı-hı. Biz de buradan bir çağrı yapmıştık. Afgan bir çalışanınız mı vardı sigortasız diye. Sadece eşi Türk olan Faslı bir iki ay bir isim çalıştırdık. Onun dışında Afgan falan çalıştırmadım dedi. Biz çağrı yaptığımız için bir cevap geldi. Ama Bolu Belediye Başkanı zaten eleştirileri ne kadar faşist bana diyeceklerini biliyorum. Her şeyi göze alıyorum demişti. Burada hiçbir konuğumuz da zaten bu açıklamaları onaylamadı. Dolayısıyla ağır buldu, sert buldu. Dolayısıyla onu da ifade ettiler. İnsani bulmadım dediniz zaten Ali Aydar Fırat. Yani burada sanırım birçok insanın da bu noktaya katıldığı bir durum söz konusu. Ama belli bir politika, belli bir ilerleyiş gerekiyor noktasında da bir görüş birliği var. Bizim araştırmalarımızda aylık periyotlar halinde ölçüm dediğimiz işte bazı bülten çalışmaları var. Siyasi gündem araştırmaları yapılır. Yıllardır da yaparız, takip ederiz. Bu başlıklar genelde işte ekonomiyle, işsizlikle, enflasyonla falan böyle bir işte geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, hı hı. Ara ara işte sağlık, hı hı. Terör vesaire evet, gibi evet. Biraz da belki gündeme paralel şekilde, evet. Şekilde aynen gündeme paralel şekilde değişimler gösterebilir. Sıraları anlamında söylüyorum. Suriyeli göçmenler sorunu 6. 7. sırada yaklaşık 2-3 yıldır devam eden araştırmaların tamamında çıkan bir başlık. Ha, oranı itibarıyla yani diğer
geride kalan yani birinci, ikinci, üçüncü soruna göre biraz daha düşük gibi görünse de Suriyelilerle ilgili sorular sorulduğunda insanlarda genel olarak olumluluk hali olmadığını söyleyebiliriz. Yani aklına belediye hemen sorun olarak gelmiyor sorduğunuzda olumlu yanıt almıyorsunuz. Ama Bolu Belediye Başkanı'nın söylemini satın alacak bir kafa var. Yani sokakta bunun olduğunu söyleyebiliriz. Suriyelilerden de memnuniyet bizim ifade ettiğimiz gibi insani açıdan işte duygusal açıdan, sosyolojik açıdan falan gibi bir noktada değil. Yani bu bir cemiyet yani bir ortama girdiğinizde bu cemiyetin içerisindeki pozisyona göre hemen şekillenmeler gerçekleşebiliyor. Ama Suriyelilerle ilgili genel bir rahatsızlık aslında temelinde ne olacağı ile ilgili belirsizliğin olmasından kaynaklandığını söyleyebilirim. Ama genel olarak Türkiye halkında bir rahatsızlık olduğu aşikar. Yani onu yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. Hem ekonomi kısmında hem huzur kısmında, güvenlik kısmında hem de kendi ülkemde ben söyleminde onu ben çok hissediyorum. Ama birlikte olduklarında insanlar onlarla bir araya geldiğinde sokak dışında ortamlarda yaşadıklarını gördüklerinde o vicdanen öyle davra, öyle düşünüyorlar. Bu kişi şu kişi aynı zamanda. Ben şimdi tarif edeceğim, algılayacaksınız. Hı hı. Abi ne olacak ya bu Suriyelilerin hali diye bir gün geçiren aynı kişi, ya ben yardım etmek istiyorum, tanıdığım bir Suriyeli var mı diyen kişi. Böyle de bir toplumumuz olduğunu, böyle bir renkli toplumumuz olduğunu da söyleyebilirim. Söyleyebilirim, ben de söyleyebilirim. Onlarla bir araya gelip sonra çıkınca çok zor, yardım edelim, destek olalım falan diye insanlar çok fazla. Vicdan çünkü bizde yüksektir. Evet. İnsani taraf yüksektir. Ben sizi kestim, buyurun. Estağfurullah. Şimdi bakın ben insanların rahatsızlıklarını anlıyorum. Yani ekonomik sıkıntılar çekerken Suriyelilerin işte denize girip eğlendiği görüntüleri gördüklerindeki ruh hallerini anlayabiliyorum. Ya da bir Afganlı'nın, bir Suriyeli'nin bir genç kızımıza tacizde bulunduğu haberlerini okuduğundaki ruh hallerini de. Ama şunu... Ya da Aksaray'da bütün tabelaların Arapça olduğu gibi fotoğrafı gördüğünde. Şimdi bakın, elimizi vicdanımıza koyalım. Suç ya da oranları... onun dükkanı vergisiz, ben burada borç içindeyim. Evet, onlar var, çeşitli. Suç oranları açısından mülteciler arasında yaşanan suçlar diğer kesime göre daha azdır. Yani birkaç tane haberi genelleştirmek bir kere vicdanen yanlış bir şey. Anladım. Peki, ahlaken bu kadar, yanlış bir şey. Bunları yaygınlaştırmamak lazım. O kadar genelleme yapmamak lazım, birincisi. Hı-hı. İkincisi. Peki bu kadar hani bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi Afganistan'dan düşünüyor musunuz diye sorayım. Bir de buraya önlem ne olabilir? Yani bu anlatılanlara. Şimdi, biz yaşamıyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz. Yerlerde belli olduğu için birkaç noktayı verdim mesela. Şimdi ben şuna şaşıyorum. Yani hükümetin bu kadar ayyuka çıkmış bu tartışmalarda daha rasyonel şeyler, politikalar üretmemesini, toplumu ikna edici politikalar üretmemesine ve uygulamamasına şaşıyorum. Yani gözümüzün önünde büyük tartışmalar var. Bu tartışmalar belli ki toplumda ikiye ayrılmış, rahatsızlık veriyor. Belli ki sorunlar var. Bunu çözecek sorunlar üretmek lazım. Mesela Van sınırının, Ağrı sınırının Afganlı göçmenlerin elini kolunu sallayarak geçmediğini anlatmak lazım. Orada duvarlar önlüyor, orada güvenlik merkezleri var, orada belli bir kısma kadar toplama merkezleri var. Buralarda insanlar kontrol ediyor, sağlık kontrolünden geçiliyor, kayıt alınıyor. İse bunu göstermek lazım, bunu anlatmak lazım. İçişleri Bakanımızın, ne bileyim Aile Sosyal Bakanlığı'nın, hangi bakanlık ilgileniyorsa, gümrüklerin bu konuyu sağlıklı bir şekilde anlatması. Ben bunları yapmamasına şaşıyorum. Yani gerçekten benim de kafamda, ki öyle olmadığını çok iyi biliyorum, benim de kafamda canlanan tablo, Afganistan'dan çık sen yola, gel Türkiye'de elini kolunu sallayarak giriş Türkiye'ye, ondan sonra gel İstanbul'da Aksaray'da tütün satıyor. Afganlar böyle yapıyor. İşte bu algı oluşmuşsa bu biraz da hükümetin sorunu yani. Ama çok uzun bir süredir, yani bayram öncesinden başlayan bir süreçten itibaren bu haberleri görüyoruz. Bu aktarılanları dinliyoruz. Dolayısıyla hala o konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması vardı KKTC dönüşü. Siz siyasi haberleri konuşma diyetindeyken bayram.
Çok iyiydi bu arada. dedi ki yani zor. Pakistan'la görüşüyoruz, sınır güvenliğini arttırıyoruz. Ama zor bir durumla da karşı karşıyayız. Afganistan'a da telkinde bulunuyoruz, halkına sahip çık diye. Dolayısıyla burada bir takım önlemler yani alınmalı Afganistan'da... ama zor bir süreç olduğunu Cumhurbaşkanı da ifade etti. Bakın, Afganistan'ın kendi içinde Amerika'nın çekilmesiyle birlikte yaşanan kriz büyük bir kriz. Bu sadece bizi değil, İran'ı etkiliyor, Pakistan'ı etkiliyor, Hindistan'ı etkiliyor, Bangladeş'i etkiliyor, o bölgedeki Tacikistan'ı etkiliyor, birçok ülkeyi etkiliyor. Şimdi o krizi çözmek çok zor bir kriz. Fakat İran'a girmiş, İran'dan da Türkiye sınırına kadar gelmiş Afganistanlı göçmenin Türkiye'ye girişi, kontrolü, kontrol altında tutulması bizim yapabileceğimiz bir şey. Bunu nasıl yaptığını hükümetin iyi anlatması lazım. Bunu nasıl uyguladığını göstermesi lazım. İnsanları da ikna etmesi lazım. Burası gerçekten yol geçen hanı değil. Bu ülke öyle bir ülke de değil diye göstermesi gerekiyor. Yani burada bir problem var. İkincisi vatandaşlarımızdan bakın burada konuştuğumuz sırada sosyal medyadan çok ağır hakaretler yazan insanlar var. Yani mülteciler konusunda. Bakın Yunanistan'da botunu patlatıp İnsanları denize boğan bir ülkenin aynısı benim ülkem olmadığı için ben gurur duyuyorum ülkemle. Ya da Libya'dan yola çıkan İtalyan sınırına gelenleri gemisini batıranlardan olmadığı için ben devletimle gurur duyuyorum. Bu sorunları iyi çözemediği için de eleştiriyorum. Ama bakın en başta bu vicdani ve insani bir şey yani. Bu sınıra gelmiş insanları ölüme terk edemezsiniz, açlığa terk edemezsiniz. Bu insani değil. Bunu en başta böyle görmek lazım. Al evine besle. Ne kadar ayıp bir laf ya. Al evine sen besle. Ben devlete vergi veriyorum. Devlet bu politikaları uygulasın diye ben onu destekliyorum. Bu böyledir. Al evine besle. Yani ne hakaretler. Bunlar çok ayıp şeyler. Çok utanç verici şeyler yani. Ölen bir Afganlı kadının fotoğrafını yayınlamışlar. 3 gün önce nişanlanmıştı. Yüzüklerini yayınlamışlar. Bir siyasi partinin temsilcisi o siyasal İslamcıdır. Yok Taliban'dandır. Sen bakma öyle olduğunu dedi. Gülücük işaretleriyle ölen birisinin arkasından konuşuyor. Ne kadar utanç verici şeyler bunlar. Ne kadar ayıp şeyler yani. İnsana yakışır mı böyle şeyler yahu? Bu arada Deniz Baykal'ın bugün Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamalar var, okumuşsunuzdur belki, Hürriyet'te yayınlanmış. Erken seçim çağrısı yapılmalı muhalefetle iktidar birlikte oturup konuşarak böyle bir çağrıyla çıkmalılar diyor. Aklımda kalan Afganistan konusunda da şöyle diyor, birçok iddiayı yanıtlamış o röportajda merak edenler için. Son günlerde Zülfü Livaneli'nin açıklamaları, arkasından farklı tartışmalar vardı, hepsine yanıt vermiş. Afganistan ateşinin Türkiye'ye sıçrayacağı uyarısında bulunmuş. Bu şartlar altında Afganistan'da askeri bir operasyona katılmak sadece evlatlarımızın hayatını tehlikeye atmak değil, Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgasının düğmesine basmak demektir diyor. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi, Türkiye'nin orada kalmaya devam etmesi, aynı zamanda Taliban'la da görüşmek gerekir gibi bir sonuç da ortaya çıktı. Çünkü Afgan hükümeti ve Taliban arasında çok ciddi bir gerginlik var. Aynı zamanda bazı sınırları ele geçirdi Taliban. Dolayısıyla bu hem Türkiye'nin orada kalması risk, hem de oradan artan göç dalgasıyla karşı karşıya kalırız diyor. Bu mücadele sadece havaalanı sınırları içinde kalmaz diyor. Türkiye orada kalmaya devam ederse Afganistan sınırları içinde de kalmaz diyor. Türkiye'ye de sıçrar diyor. Yani sadece Kabil Havalimanı'nın işletmesi olarak kalmaz. Amerika çekilirken mecburen başka alanlara, hatta ülkeye de sıçrar diyor. Böyle bir yorum yapmış. Bu konu çok tartışılan bir konuydu. Soracağım ama Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben hemen size sorayım. Dünkü açıklamalarınızdan zaten siz eleştirileceğim biliyorum. Bana faşist diyecekler biliyorum. Ben her şeyi göze alıyorum dediniz. Çok insani bulunmadı açıklamalarınız. Neden böyle bir açıklama yapıyorsunuz? Bolu'daki rahatsızlık ne? Çok mu fazla göçmen var? Yetişemiyor musunuz? Önce bir konuya açıklık getirelim. Evet, bir de az evinizde Kemal Bey, yerel bir gazetenin haberiydi o bu arada. Evet, değil mi? Yerel bir gazete değil efendim o. Gazeteciler cemiyeti üyesi bile olmayan, belediyeye 7 yıldır herhangi bir borcunu ödemediği için icraya verdiğimiz, belediye olarak icraya verdiğimiz bir zatın çakma bir haberi.
Ali Aydar Bey'e de mesaj olarak atmıştık. Bizim evimizde 6 ay kadar bir kadın çalıştı. Aşçı ile evli, Fas'ta evlenmişler. Sonra Türk vatandaşı olmuş, Türkiye'ye gelmişler, yerleşmişler. Türk vatandaşı olan biri çalıştı. Sigortası var demiştiniz. Sigortalı olarak da çalıştı. Hatta bununla ilgili müfettiş incelemesi bile geçirdim ben. Onları da size gönderebilirim müfettiş raporlarında. Zaten yeni müfettişler bekliyorum demiştiniz. Herhalde onları kar geçmişti de bunları kastediyorsunuz. O arkadaşı araştırırsa Kemal Bey, cemiyet üyesi bile olmadığı, gazeteci olmadığı da ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla her yazılana çizilene öyle itibar etmemek lazım. Bu bir. İkincisi, çünkü açıklamalarından önce ben seçim öncesinde de bunları söylemiştim. Zaten bilmiyoruz. Böyle bir iddia var. Tanju Bey yazarsa doğrusunu öğreniriz dedik. Evet. Seçim öncesinde de ben bunları söylemiştim. Bu rahatsızlığı dile getirmiştim. Soruyla. Ve bu rahatsızlık her geçen gün büyüyor. Ben milletvekiliyken de bunları çok dile getirmiştim. Peki Bolu'da ne kadar yani? Ben bir yandan da halkın tercümanlığını yaptım. Aslında halk böyle düşünüyor. Siz tepkiyle karşılandı diyorsunuz ama yani bana gelen 1000 tane mesajın sadece 3 tanesinde tepki var. Diğerlerinde hislerimize tercüman oldun, Allah razı olsun. Ben AK Parti seçmeniyim ama bu durumdan çok rahatsızım, çok güzel ifade etmişsiniz diye binlerce teşekkür alıyorum dünden bu yana. Telefonlarım susmuyor. Ya ben bunu popülist bir söylem olarak falan da gündeme getirmedim. Bakın ilk konuşmamı yaptığımda mecliste 2013 yılıydı herhalde 1,5 milyon kadar şey vardı. Suriyeli vardı. Davutoğlu o zamanlar 100 bin sığınmacı bizim kırmızı çizgimiz derken, başbakanken. Şimdi bu sayı oldu. Gayri resmi rakamlara göre 8 milyon. 8, pardon bir daha söyler misiniz? 8 milyon olduğunu tahmin ediyorum. Bolu'dan, ben Bolu'yu merak ediyorum. Siz yok, seçim... yok, Bolu'daki rakamlar ben Bolu'daki durumu merak ediyorum. Resmi olarak. Resmi olarak 16-17 bin. Ama Bolu küçük bir şehir zaten. Ama ben burada halkın isteğine tercüman oldum. Bakın dün söylediklerim tamamının arkasında. Peki. Dedim, bunları söylüyorum diye, inandığımı söylüyorum diye, halkın dili oluyorum diye bana faşist diyecekler dedim. Bana insan haklarından bahsedecekler dedim. Onu da güzel olarak söyledim. Biliyorum onu dile getirdiniz. Ben her türlü halkın tercümanlığını yapmak benim görevim. Ben milletvekilliği yapmışım bu ülkede. Şu anda da belediye başkanıyım. Dolayısıyla ben bunları söylemeyeyim mi? Böyle bir rahatsızlık var. Evran biz göçmen çöplüğüne döndük. Afganistan'dan insanlar akın akın geliyor. Bir tane kadın yok işlerinde. Bunlar Afgan kabileleri. Hayatı boyunca savaşmış insan. Peki sorun sadece işte 10 kat faturaları arttırmak vesaire mi diye de tartışma konusu ama belki konuklarımızın da çok fazla... Bakın ben onlar Bolu'dan gitsin istiyorum. Bolu'dan gitsin istiyorum ve bu konunun Türkiye'de tartışılmasını istiyorum. Bolu'dan gitsin istiyorsunuz. Bunun sebebi de budur. Yani... Peki ekonomiyi mi etkiliyor, yardımlar... yaşamı mı etkiliyor, sebebi ne? Tabii mülteci mi, göçmen mi? O bile belli değil. Yani bayramda evine gidiyor rahatça. Neden gitmek istiyorsun? Neden gitmelerini istiyorsunuz? Çünkü toplum bundan rahatsızlık duyuyor. Bolular hem sosyal mı? Olarak entegre olamıyorlar, hem Türkiye ekonomisine de bir dengesizlik yaratıyorlar. Anladım. Dolayısıyla bir türlü... Yani bir de dünyada 8 milyon göçmeni olan, nüfusun neredeyse %10'u göçmen olan ülke haline geldi. Bolu'nun nüfusu ne kadardı? Bunlara ne kadar bakacağız? Bakın bu süreç böyle devam ederse, 2013'te söylemiştim, bu sayı 5 yıl sonra 5 milyonu açacak demiştim. Şimdi böyle devam ederse 10 yıl sonra bizim 30 milyon göçmenimiz olacak. Belediyenin... Bunun bir farkına varsın. Mesela bugün Nagihan Avcı'da... Benim askerim orada şehit olacak Elbap'ta, sokaktaki Suriyeli de... Oturacak orada, gelene geçene bakacak. Akşama kadar. Tanju Bey... Üretmiyorlar da. Ve ben toplumun sözcüsü olarak bunları... Beyefendi, toplumun... affedersiniz, toplumun sözcüsü olduğunu iddia ediyorsunuz ama... Yüzlerce, binlerce insan da sizin bu söyleminize karşı çıktı. Onlar da toplumu temsil ediyorlar. Siz hangi toplumun kesimini temsil ettiğinizi düşünüyorsunuz? Bakın ben bu söyleminizin insan haklarından yaptığınız uygulamanın bir kere hukuki zemini nedir? Sadece Suriyeliler 10 kat faturasına zam yaparak Bolu'dan gitmelerini istiyorum demek. Hangi hukuki zemine dayanarak bunları yapıyorsunuz siz? Kemal Bey öncelikle şunu hatırlatayım, ben hukukçuyum. Ben de öğrenmek istiyorum, hukukçusunuz madem. Hukukçuyum. Dolayısıyla hukuka aykırı bir işlem tesis etmeye hazırlanmıyoruz. Tamamen hukuka uygun. Yasa bize buna izin veriyor. Bir de sizin o bahsettiğiniz yüz binleri ben göremiyorum. 4 kez anket yaptırdım ben.
seçimden bu yana. 4 kez anket yaptırdım. Suriyelilere yardımı kesmem, onlara iş yeri açma ruhsatı vermemle ilgili net bir şekilde halkın %85'lik bir desteği var. Siz belediye başkanı olarak başka bir çözümünüz olamaz mı? Yani siz sadece külliye çevresinde ve külliyeden beslenenlerin mi sözleri size ulaşıyor? Hiç sokağa çıkıyor musunuz? Hiç büfeciyle, ayakkabı boyacısıyla konuşuyor musunuz? Bir fabrikaya gidip bir işçiyle konuşuyor musunuz? Bir köye gidip köylüyü dinliyor musunuz? Bakın beyefendi, sokakta gazetecilik konusunda benimle böyle konuşmamanızı tavsiye ederim. Sizin Bolu'da dahil, Antep'te dahil, Urfa'da dahil göçmenlerin gittiği bütün bölgelere de giden birisiyim. Bu konudaki sorunları biliyorum. Bu konuda yaşanan problemleri de biliyorum. Biraz önce burada ekranda anlattık. Hükümetin bu konuda üzerine düşenleri tam anlamıyla yapmadığını. Ama siz bir belediye başkanı olarak ben bunların şehrimden gitmesini istiyorum. O yüzden de faturalarına 10 kat zam yapıyorum demeniz doğru bir şey değildir. İyi bir davranış da değildir. Daha bir süre sonra bu insanları evlerinden zorla çıkartmaya da kalkacaktır. Bu zihniyet buraya doğru gidecektir. Bu bir kaosa neden olur. Bu ülkede bir nizam var, burada bir devlet var yani. Siz belediye başkanı olarak kendi şehrinizde vatandaş böyle istiyor. Ben çok destek aldım. Bir süre sonra elektriğini kesmeye, ne bileyim yolunu yapmamaya, kanalizasyonunu temizlememeye, çöpünü almamaya kalkarsanız ne olacak bu şehir? Nasıl bir hayat olacak yani? Cevap mevzuatını bilmiyorsunuz. Zaten elektrikle ilgili konu belediyenin konusu değil. Bu bir. Tamam, su diyelim canım. İkincisi, ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Ben 8 yıl milletvekilliği yaptım. Bütün Türkiye'yi dolaştım. Sorunları biliyorum. Sürekli halkın içinde olan bir siyasetçiyim. Ve halkı dinliyorum. Sivil toplum örgütlerini sürekli dinliyorum. Ve bu sözlerimin tamamının arkasında duruyorum. Göçmen sorununu yaratan da ben değilim. Göçmen sorununu yarattılar, kucağımıza bıraktılar. Ondan sonra biz bunları söyledik diye ırkçı diyorlar. Efendim halkı kim ve düşmanlığa teşvik ediyor diyorlar. Diyorsunuz. Almanya'dan bir vatandaşımız aradı biraz önce. Sosyal demokrat bir vatandaş olduğunu ifade etti. Bu nasıl bir şey Tanju Bey dedi. Peki dedim, Almanya'daki sol parti göçmenlere niye kapıyı açmıyoruz diyor mu? Almanya'da SPD niye göçmenlere kapılarımızı açmıyoruz diyor mu? Onlar sosyal demokrat değil mi kardeşim dediğinde haklısın dedi. Beyefendi, biz buna tüm dünyada göçmen karşıtlığı, göçmen düşmanlığı ve insan haklarına, hukuka aykırı tutum sergilen insanlar olarak bakıyoruz. Biz kendi ülkemizde de sizin gibi uygulama yapan insanları aynı kategoride görüyoruz. Bu göçmen düşmanlığı sağlıklı bir şey değil. Bunu ayrıca bu dozda, bu tarzda suyuna zam yaparak... Efendim zorla bu şehirden çıkartarak bu olmaz. Böyle bir yöntem olmaz. İnsanlara kötü örnek oluyorsunuz. Siz bir belediye başkanısınız. Bir kamuoyu önünde olan bir insansınız. Daha makul şeyler söylemeniz lazım. Tanju Bey, sorunu çözüm yolu üretmeniz lazım. Siz bunu üretmek için seçildiniz. Başka bir çözümünüz olamaz mı diye aslında belki birçok insan da... Vallahi soranlar oldu bugün. Evet. Yani tek çözüm bu muydu? Nagihan Alçı da yazmış. Boğaz'da güzel bir villası var. Onun yanında yerleşebilirsiniz. Nereye gideceğiz diyenlere. Böyle iddiaları gündeme getirmeyelim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Hukukçuyum. Önemini ve sözümün nereye gittiğini de bilerek konuşuyorum. Bununla ilgili bir bedel ödenmesi gerekiyorsa da ben bu bedeli ödemeye de hazırım Cemal. Anladım. Benim başka bir çözümüm yok. Ben istemiyorum diyorsunuz. Asla geri adım atmam. Bundan sonra da yapmam gerekeni yaparım. Türk milletine ben bunu borçluyum. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çok merak ettim göçmenlerle ilgili. Neyi? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu tedbirler işe yaramazsa ek tedbirlerimiz de var kafamızda. Mesela? Onları şimdi paylaşmayayım. Zamanı gelince onları konuşuruz Kemal Bey. Ben tavrımdan geri adım atmayacağımı, durduğum yerde durduğumu söylüyorum zaten. Yani bu peki şehrinizde ülkesinden... Göçmen seviciliği yapanları kınayacağınıza, beni kınamanızı da ayrıca yadırtıyorum. Ne yapanları kınayacağımıza? Göçmen seviciliği yapanları kınayacağınıza, beni kınıyorsunuz. Göçmen seviciliği değil beyefendi, bu insani bir durum. Birer tane göçmeni evinize alsanıza, baksanıza. Efendim? Birer tane göçmeni evinize alıp bakar mısınız dediğinde kimse... Bir şey yani bir hukukçusunuz, böyle sokaktaki bu cümleleri kullanıyorsunuz.
Ben devlete vergi veriyorum ve devlet de benim bu vergilerimle göçmenlerle ilgili yardım yapması gerekiyorsa yapıyor. İşte evine al bak demek ne kadar yanlış bir tutum. Tamam. Tanju Özcan diyor ki biz ne sorarsak soralım. Benim tutumum evet, budur. Evet, ben halk da bunu Bolu'da istemiyor. Anketler yaptırıyorum. Seçimden önce de ben bunu söyledim. Ve hala da devam ediyorum. İstemiyorum diyor. Artık yani bu saatten sonra ne tartışabilirsiniz evet, bilmiyorum. Çünkü ne ben netim bu konuda diyor. Ben öyle anladım. Başka bir çözümünüz olamaz mı diyorum. Hayır bitsinler istemiyoruz burada diyor. Ebru Hanım ama bayramlarda ne güzel gidiyorlar. O iddiaları da dile getirdim ben. Nereye gidiyorsun diye soran yok. Bakın. Ama bütün dünyada bir dakika Tanju Bey bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Ben İdlib'den başlayarak Halep'e kadar savaş esnasında o bölgeye gittim geldim. Orada ayakta kalmış ev yok neredeyse. İnsanlar çadırlarda, kamplarda, perişan olmuş yerlerde yaşıyorlar. Buradan tamam, giden tamam, insanlar dört başı mamur semtlere, mahallelere gitmiyor Suriye içerisinde. Orada güvenliği sağlanmış küçük bölgelere gidip eşini, dostunu, kayıplarını bulmaya çalışıyorlar, akrabalarını görmeye çalışıyorlar. Orada güllük gülistanlık bir şehir, bir ülke yok. Oraya gitmek, oraya ulaşmak hayati tehlike taşıyor. Sadece bayramda gidiyorlar çok güzel her zaman gitsinler demek doğru bir şey değil. Suriye'yi bilmemek demektir bu. İçeriği de bilmemek demektir bu. Peki. Tanju Bey bir cümle cevap verirseniz Suriye, vermek isterseniz Suriye tamamlayacağım sorunda, ben. Suriye sorununa vakıf olduğumu düşünüyorum. Yani 8 yıl milletvekilliği yapmış birine siz Suriye'yi gerçeğini bilmiyorsunuz demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Peki. Bayramda Suriye'ye gidenler... Yani trafik kazası dışında peki, hiç hayatını kaybeden oldu mu? Onların gitme git bir derdi yok. Onlar Türkiye'ye yerleşip vatandaş olma gibi bir derdi peki, var. Peki partinizin tepkisi var mı size? Derdi. Partinizden hiç tepki aldınız mı? Hayır efendim almadım. Peki çok teşekkür ederim. Ama partim zaten benim bu çizgimi hep biliyor. Anladım. Yani peki, alsam da onu da umursamayacağım. Onu da bilmenizi istiyorum. Olmaz. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun kolay gelsin. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları görüşü duruşu böyle. Aktardığı Afgan çalışan iddiasına da bir kez kendi yanıt verdi. Ali Aydar Fırat da iddiayı zaten okumuştu. Tatmin oldunuz o konuda herhalde Kemal Öztürk. Yani ben tamamlıyoruz biz. Ben gerçekten çok şaşkınlıkla peki, izledim. Bir de şunu çok merak takdir ediyorum. Ek görüş önlemleri de varmış. Evet, yani var. Suya 10 kat zamın haricinde onu da çok merak ediyorum ne olacak. Peki. Faruk Acar, Kemal Öztürk, Ali Aydar Fırat çok teşekkür ederim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle hoşça kalın.